misafirlerimiz, ekranları başındaki değerli izleyenler. BKM Mutfak çok güzel hareketleri. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim bu güzel kalabalığı gördükçe her hafta bu zorlu işi nasıl bu heyecanla yapıyoruz diye aslında kendi kendimi ikna ediyorum. O yüzden tekrardan ayaklarınıza sağlık. Sizler ekranlar başınızda bize vakit ayırdığınız için bu keyifli geceye birlikte başlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel hareketler. Büyük bir coşkuyla başlıyor efendim. Efendim, bizim babamın sınavı adında bir skeç serimiz vardı. Bilenler var mı? Evet. Bir babanın en büyük sınavı nedir? Kızıdır bizce. Yani en azından yazarımız öyle düşünüyor. Hatırlamayanlar için ilk serisinde kızımız Amerikalı bir damatla evleniyordu. Şimdi ise o çiftimiz babayı ziyarete geliyor. Ama ufak bir sürprizleri var. İyi ya da kötü bilmiyoruz. Bakalım babamız bu sürpriz karşısında sınavı geçebilecek mi? Babamın sınavı 3 geliyor. Atakan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Tek 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 tek. Sakın dokunmuyorsun bunlara. Ablamlar gelince hep beraber yiyeceğiz. Sakın bak. Ya of ya. Kız evlendi, Amerika'ya gitti. Hala onun gölgesi altındayım ya. Sırf bana inat olsun diye önce onu doğurdunuz değil mi? Bu soruyu gerçekten sormuyorsun değil mi lan? He? Ona göre bak, hayal kırıklığına uğrayacağım. Uğra baba. Ben zaten hep oradayım. Çekseydin ya, tok tiki atardık ya. Valla keşke çekseydin. Hakikaten oğlum hashtag gerizekalı diye de şey yapardım. Tamam bırak, şaka yapın, şaka. Ye oradan bir tane dolmayı. Annen görmeden ye. Hayır. Ne yapıyorsun? Doluyor ya. Ya bir insan evladının rızkını yer mi ya? Yemin ediyorum antilop kovalayan Arizona timsahı gibi ya. Hayır canım. Sivas kangalıyım ben. Sürüyü açlıklardan koruyorum. Bir yandan da yiyorum abanlar. Ha geldi, geldi. Hadi gel, hadi yiyelim abi. Kız geldi, kız geldi. Geldi, Allah. Hadi yapayım. Amerika'dan kızım gelmiş. Canımın eşi. Kızım! Yavrum, benim canımın içi. Hoş geldin. Yavrum, yavrum. Damat hoş geldin, gelsin. Ne böyle? Hoş geldin. Hoş geldin. Öp bakayım. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Küfür de öğrettim baba. Babama söylesene. Lan ben oğlum, senin... Sen nasıl evlatsın oğlum sen ya? Meli. Lütfen ama. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Otur, otur, otur. Otur. Azra, babamı nereye koyayım? Babamı nereye koyayım ben? Kızım, David'in babası yıllar önce vefat etmedi mi? Evet babacığım, öyle de işte David yanında taşıyor babasını. Evzübillahim bir şeytan yürücüm. Kız ne diyorsun sen? Nasıl yanında taşıyor? Hayalet yanında mı? No, no. Hayalet yok mami. Benim baba vazonun içinde. Nasıl yani? Sihirli lamba gibi bir şey mi? Okşadıkça adam mı çıkıyor? Hayır anneciğim, David'in inancına göre biri öldükten sonra gömülmeyebiliyor. Yakılıp külleri saklanabiliyor yani. Kız nerede yakıyorsunuz? Fırında. Peki odun ateşi mi, doğal gaz mı? Merkezi sistem. Allah Allah. Kurcalamayın ya, ayıp ya. Adam babasının bir yanında yaşıyor, hak ettim. David, başın sağ olsun oğlum tekrardan. Sen ver babanı bana. Babanı ver. Ne yapalım sofraya? Burada bizle beraber yok, mi otursun? Yok, kaldıralım. Toktur ya. Kaldır. Kaldıralım. Ben omzuma mı alsam, saçma olay. Ben onu düzgün bir yere koyayım babanı. Güzel bir yere koyalım. Koy babacığım. He. Ayıp olur, omzuma. Şöyle, şuraya koyalım. Orada da pek olmadı sanki. Şöyle bir şuraya doğru koysam. Burası nasıl? Orada da örtüyle uyumlu olmadı ya. Şuraya mı koysam? Kızım, süs eşyası mı bu? Allah'ın cezası. Adamın babası ya. Allah'ım ya Rabbim, ya Resulallah. Ya. Öyle de olmadı. Ben şunu vazoyu boşaltayım, ona boş vazoyu vereyim, ben oraya başka bir şey koyayım. Yok ya, sen boş vazo verme. İçine aşureye koy, öyle ver. Yasin! Tamam. Geç otur şuraya. Melih gel buraya, gel. Ne oldu? Gel, gel. Ne oldu baba? Sor canım. Şu telefondan baksana. Kıbrenin tarafta.
Ya. Ölüm var diye ibret aldın değil mi? İslam'a yöneldin. Hayır, onu demiyorum oğlum. Adamın yönünü kıbleye doğru çevireceğiz. Ya baba, başı nerede bilmiyoruz ki? Adam toz olmuş, toz. Doğru dedin lan. Neyse, geç tamam, geç. Hadi şey yapalım ya. Sofraya geçin, hadi. Güzel yemek yiyelim. Evet, ben buraya geçiyorum. Gel, ortaya okay. Gel. Geç. Ben kapıya bakıyorum. Kapıya bakıyorum ben. Abi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar abi. Çöp var mıydı? İyi akşamlar. Aydın, hayırdır oğlum? Sivas'ta maça çıkmış Antalyalı futbolcu gibi zıplıyor. Abi evi uğrayacaktım da anahtarımı unutmuşum evde. Tuvalete girecektim, giremedim. He, anladım. Misafir mi var? He, işte benim kız geldi, damat. Bir de damadın babası. Hoş geldiniz, hoş Hello. Geldiniz. Babası da geldi, dünür falan hep beraber. Vallahi ne güzel ya. Çöp var mı abi? Çöpü bırak sen, geç bir tuvalete gir, geç. Abi şimdi yakışık almaz ya. Lan oğlum, asıl burayı yaparsan yakışık almayacak. Elim diyorsun, tamam. Hadi, hadi bakalım. Yenge döktürmüşsün gene. Alırım vallahi bir kaşık. Tamam, hadi git gel al. Küçük tuvalete gir. Abi ben bu... çok şartlamıştım, bırakıyordum az daha ya. Bu adam kim? Bu bizim kapıcı Haldun. Kapıcı. Anne, heceleyince İngilizce olmuyor. Ben tamam, biliyorum. Sen bir söyle bakalım. Ben biliyorum. Kapı door. C da ink gibi bir ekti galiba. Haldun Dorin. Ya Melisa, salak mısın? Çocuğa bildiğini unutturacaksın. Hani he's a doorman. Haldun doorman. Bu şakaya gülmeyeceğim. Ustaya saygısızlık olur. Ha ben anladım. Şey, ha. Ha, doorman. Benim baba da kapıcıydı. Ha, canım benim ya. Canım benim, üzülme. Onu çok layık olduğu bir yere koydum. Bak, kapının tam yanında. Değil mi Yasemin? Kapı çalarsa açar değil mi Yasemin? Yasemin! Evet. Normalde yanımızda getirmeyecektik ama bu sefer durum farklı. Normalde ne yapıyorsunuz? Komşuya bırakıyoruz. Tabii canım. Komşu komşunun külüne muhtaç dedi Orson. David babasının küllerini boğaza dökmeye karar verdi. Yani böyle şey, iki kıtanın birleştiği, aşkımızın başladığı yere. Vallahi duygulandım ben. Çok iyi düşünmüşsünüz, aferin. Ben Azra'yla tanışmadan önce siz nasıl diyor, ben çok bunalıktım. Ve şimdi çok iyiyim. Hmm. Ne güzel, görüyor musunuz? Çocuk küllerinden yeniden doğmuş. İyi oldu, iyi oldu. Sus. Aa, bak şundan al. Bundan al oğlum. Okay. Mami, çok güzel kokuyor bu. Ne bunun adı? Kül bastı. Yasemin ama! Ama ya! Ay, ay benim o. Bir şey diyeceğim, acaba ben bilerek mi yapıyorum ya? Yani? Acaba. Tamam, hadi. Are you okay? Ben bir lavaboya gidebilirim. Yes, okay. Git canım, git. Git lavaboya git. Anne, sen hayatında bu kadar kül dedin mi acaba? Kız ne bileyim, benim beynim şaklandı. Hem ne deseydin, musakka mı deseydin, kül bastı. Deseydin ne bilecek? Olmaz, ben Türkiye'yi şey yanlış temsil edemem. Ben şimdi onun gönlünü alırım. Tuvalete gitti, sen nereye gidiyorsun? Meli. Allah'ım yarabbim. Bir Fatiha okudum, adamın ruhuna gitsin. Yazık buraya. İyi yaptın, iyi yaptın. Aferin, iyi yaptın. Ah, ne diyeceğim ya? Şu böyle salonun ortasında böyle duracak mı yani? Ha. Yani istemezseniz biz kaldığımız odayı alırız. Yok yok, olmaz. Sizin odada olmaz. Yakışık almaz. Bizim odayı alırız. Ha. Saçmalama. El alem bu adamıyla niye aynı odada yatıyormuşuz? Kızım ne yapacak? Adam koynuna mı girecek Yasemin? Adam vazoda, vazoda adam. Ya. Ya tamam, ne dert ettiniz ya? Ben benim odama alırım bunu. Çalışma masasının üstüne koya. Ne bileyim, barı kastı
deyince gaza geldim, bastım sıvacı ya. İşte voleybol ülkesiyiz. Aferin bize. Ya ne voleybolu ya? Aman Allah'ım, katil oldum. Ya bir salak salak konuşma. Baba ne yapacağız? Ay. Dur dur, adam dünürünü yedi az önce ya. Kim bilir neresi denk geldi. Baba seni boğarım. Bak çocuk, seni boğarım ben. Zaten senin yüzünden oldum baba. Ne yapacağız baba? Tamam tamam. Yasin, elektrik süpürgesini getir. Adamı ortadan kaldırmamız lazım. Baba süpürgeye mi çekeceğiz? Doğru, ben bir filmde görmüştüm. Ölüleri öyle süpürgeye çekiyorlardı. Hangi film o ya? Hayalet Avcıları. Bak, bak çocuğum. Yemin ederim seni canlı canlı bu vazonun içine sokarım ha. Rica et, abi dünürünü yedi, kulisi ara. Tamam, elektrik süpürgesi. Mantıklı. Dünürü temizleyeceğiz, tamam mı? Ondan sonra da şey yaparsın, onu sen güzel bir kaba tekrardan doldurursun, tamam mı? Tamam da bu boş olacak David, anlar, içine bir şey doldurmak lazım. Dolma mı koysan? Ulan Allah yarattı demeyeceğim ha. Dur dur, tamam buldum buldum. Sahsı, Melih, sahsıyı getir de içine toprak koyalım. Çok iyi. Sonuçta hepimiz bir gün toprak olacağız. Oğlum. Koy koy, bol koy. Toprağı bol olsun. Melih, Melih. Allah'ım yarabbim ya. Bas bas, çek çek. Bismillahirrahmanirrahim. Topla topla. Topla al. Evet, yerimize geri döndük. Katil her zaman olay yerine geri döner. Oğlum sus, salak sus. Ceyha bundan atıp girdi. Oh. Ne oldu, bir şey döküldü mü Ami? Yok. Şey, biraz kırıntı dökülmüş de ben onları çekeyim dedim zaten. Makineden çok dolmuş herhalde, ben onu boşaltayım. Yanlış bir şey sordu. Anne niye ağlıyor? Gözüne toz kaçmıştır ya. Haldun? Haldun nereye gidiyorsun oğlum? Ben eve gideyim de abi, yemek yiyeyim diye şey yaptıydım. Oğlum anahtarı evde unuttun demedin mi? Dedim değil mi? Ay ağzıma ben kendim... Gel otur iki lokma ye. Yok abi ben oturmayayım, ben eve gideyim en iyisi, beni bırak ya. Oğlum gel lan, karnım aç dedin o kadar başın. Utanıyor ya gerizekalı. Yok, yok abi vallahi gelmeyeyim, ben gideyim, beni bırak. Oğlum hayatta bırakmam, gel. Hayattan bırakmazsın. Yaşamak istiyorum, tamam. Allah Allah. Geç oğlum, geç. Geç. Afiyet olsun, gel. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ama... Afiyet olsun. Sağ ol abi. Damat zorla tutuluyorsan göz kırpan ha. Oğlum manyak mısın lan? O devirler geride kaldı artık yani. Neden zorla tutulsun adam? Artık evlendiler, baklandı. Ayrıca adam mı yiyoruz yani? Yemiyorsun değil mi abi? Yemiyorum tabi oğlum. Geçmişte olsa ama var ya, hat diye ısırırdım valla. Evet, doğru. Afiyet olsun. Yemekten sonra ne yapacaksınız? Ben babam Sultanahmet'i görsün çok istiyor. Babamı Sultanahmet'i göstereceğim. Bu ne bezgi? Gidin oğlum, gidin. Ben de sizle beraber gelirim, eşlik ederim size. Aa, olur, olur. Ne diyorsun la? Adamı öl... Haldun! Haldun! Yenge! Ay şu çöpü de yemekten sonra atarsın değil mi? Atmam ben onu. Yani atamam diye şey yaptım. Ben rica ya, bende bel fıtığı var da ondan oluyor. Atamam ben çöpü. Aa, ben yardım eder abi sana. Lütfen. Ben yardım eder. Haberi yok ya. Bu da ölü gibi abi ya, Mami. Malum oldu çocuğa. Halim, ben bunu nereye atıyorum? Karacaahmet'e at git.
Karacaahmet'i eziyor. Oğlum ne Karacaahmet'i? Bırak David, tamam bırak. Sonra atarız oğlum çöpü ya. Allah Allah. Gel otur, yemeğini ye. Evet, tamam, gel buraya koydu ben. Abi David, yemeğini ye. Ne kadar soğukkanlısın abi. Yemek yiyebiliyorsun hala. Oğlum ne yapalım şimdi? Çöpe atamadık diye gerilip iştahımız mı kapansın? Ben anlamadım ki. Allah'ım yarabbim. Sen adam ol. Neyi anlamıyorsun salak? Neyi anlamıyorsun? 155 i ara. Haldun abi sen iyi mi? Ben iyi değilim damat. Ben iyi değilim. Sen de iyi olmayacaksın bence. Ben iyi değilim. Ah tamam abi, iyi değilsen yemekten sonra biz de gel. Biz Azra ile Boğaz'a gideceğiz. Ben babamı Boğaz'a atacağım. Sen de gel. Hava alırsın. Bucaksın sen? Babamı Boğaz'a atacağım. Sen de işin içindesin değil mi? Sen de işin içindesin hain evlat. Hain! Sen de işin içindesin. Neden atacaksın ha? Neden? Miras davası mı? Ne miras? Miras sorun. Biliyorum ben, miras davası. Kesin miras. Ya Haldun abi, ne çok soru sordun ya. Otur işte, yemeğimizi yiyelim. Tamam. He de geç. Ne olur soru sorarsam, bildiğiniz atarsınız. Bildiğiniz atarsınız. Seni niye atadın lan? Sus! Konuşma. Senin çocuklarını da sevmezdim zaten köpek. Sevmezdim seni. Biliyordum zaten Ferhunde. Her şey senin başının altından çıktı zaten. Oğlum ne anlatıyorsun? Abi ne olur bana bir şey yapmayın. Allah aşkına var diye daha çok... Kaldır elleri, kaldır, kaldır. Kimsin? Kaldır. Kimsin? Kaldır. Kimsin? Ne oluyor ya? Yavrum. Türk polisi. Allah'ım şükürler olsun. Sakin. Allah'ım. Sen tamam, sen. Haldun sen misin? Benim Haldun. Tamam, geç. Ne oluyor abi? Şöyle bir ihbar var. Safiye Çelçin'in ihbarı, Recai Bey dünürünü yemiş. Ne? Niye bu kadar şaşırdınız canım? Bu aralar herkes birbirini yiyor zaten. He, bunlar aminim, bunlar bu aile işte. Hepsi dünürünü yedi bunların, denize atacaklar bunlar. Ne? Bunlar vallahi yani buradan bakınca hiç öyle gözükmüyorlar ama. Vallahi aminim, buradan da hiç öyle görünmüyorlar ha. Recai Bey, sizin dünürünüz nerede? Benim dünürüm vazoda. Ya baba ne biçim anlatıyorsun ya? Dünürü şeyde, elektrik süpürgesinde. Lan oğlum. Adamı biz süpürdük. Çektik adamı. Lan nasıl çektiniz, nasıl süpürdünüz? Adam kül olmuştu zaten amirim. Bir de yaktınız mı? Ya biz yakmadık, yanıktı. Biz düşürdük. Asra. Doğru mu lan bu? Doğru tabii. Niye şaşırıyorsun lan sen? Bu da o işin içinde. Babasını denize atacaktı. Bana değil, bu da Burak. Hasan, bu iş büyük. Destek isteyelim. Tamam amirim. Kimi arayalım? Ben dayınları arayayım, sen mukaddes halanları ara. Ama halam şu anda uyuyordur ya. Enişte ne ara o zaman? Eniştem de aram kötü. Oğlum telsizden anons geç. Telsiz kullanmıyorlar ki amirim. Tamam, beni hasta edeceksin. Tamam, bırak. Biz halledeceğiz. Tamam. Kimseye haber verme. Dur şurada. Sen gördün mü cinayeti? Cinayeti ben görmedim ama duydum. Lan ne duydun cinayeti duydun? Lan bunu konuşma lan! Lan bunu konuşma! 9 numara Recai. Seni zaten hiç sevmezdim. Lan bunu konuşma. Oğlum bak! Lan bunu konuşma! Sen demedin mi lan? Sen demedin mi? Adam dedim, düştü dedim, öldü dedim adamı. Getirin dedim, süpürgeyle çekek dedim. Demedin mi lan? 9 numara Recai. Demedin mi lan? Amirim önümde dur. Demedin mi? Dedin mi? Böyle bir şey mi var? Ben anlatabilir miyim amirim? Anlat. Tamam. David benim eşim, yabancı kendisi. Babası seneler önce vefat etti. Amerika'dan gelirken vazoda küllerini getirdik. Ya Boğaz'a dökecektik ama David'in de haberi yok. Biz bir şekilde onu döktük. Sonra saksıdan toprak koyduk. İşte böyle şeyler oldu herhalde Haldun abi. Onu duydu. Biz katil falan değiliz. Tamam. Ben ikna oldum, gidelim. Nereye gittin? Gel buraya. Beni hasta etme ya. Allah Allah. Dur şurada. Tamam. David. David kim? Bu eşim. Doğru mu bu? Yes, evet doğru. Senin baban yıllar önce öldü o zaman. Evet, öldü. O zaman bir yanlış anlaşılma var. Evet. İndir elleri. Oh. İndir. Haldun, sen de karakola gel. Eşin karakolda bekliyor seni. Hayırdır amirim? Ya bu 155'i arayacak kontörü yokmuş, koşarak gelmiş karakola. Akıllı kadınlar bir de bir başka oluyor ha. Oğlum kontör mü gerekiyor 155'i aramak için? Gerekmiyor mu amirim? Amirim nereden bileyim, ben hiç karakolu aramadım ki. Hasan git arabaya git, yürü. Polis arabasına mı? Hayır, sen taksiyle karakola git. Yürü! Taksiyle gideyiz. Üstünün.
Abim çöpe atıyorum. En sevdiğim sensin. 9 numara Recai abi. Çöpe at. Ben sana sonra göstereceğim. Ben sana. Aminim kusura bakmayın. Önemli değil. Vazifemiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. David. Kusura bakma oğlum ya. Yani öyle bir aksilik yaşandı. İşte düşürdük biz vazoyu ondan sonra. Ama elektrik süpürgesini şey yaptık, çektik. Tabii yani. Tabii. Vallahi ben hepsini böyle teyzem çektim. Toz zerresi bile kalmadı orada. Evet kalmadı. Zaten bizimki şeyli değil, torbalı değil. O tamam direkt, babacığım. Direkt koyabiliyorsun yani. Evet. David çok özür dileriz. Gerçekten hepimiz perişan olduk. Tamam hadi. Önemli yok yani. Siz de benim aile. Ben sizi çok seviyorum. Problem değil. Ya, bu yani. Canım. Peki benim baba nerede? Masada şeyin içine koydum. Allah Allah! Hayır tamam saygın ol. Saygın olur musun? Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Gecimizin yazarını zile oluyor. Ama arada sanki bence zil değil ya. Şey... Ne diyorsunuz? Seyircimiz yazsa, seyircimiz bir şey çalıyor. Atu, kanka senin de kızın var şimdi. Evet, bir kızım var. Daha 5 aylık. 5 aylık. Allah Allah. Ekrana kocaman nazar boncuğu koyduk şimdi şuraya. Gelecekteki damadına bir şey söylemek ister misin? Hayır. Şöyle öne geldi kanka. Evet, orta kamera. Oğlum bana bak. Ben olduğunu gördüm. Gelecekte benim bir damadım olma ihtimali bile beni şu an şey yaptı geldi bak. Şu öyle denir mi ya? Geldi şu anda. Sen ne? Kızım evlenmesin mi diyorsun? Ya kızım evlenecek tabii. Bir gün evlenecek de şimdiden... Bunu düşünmek hakikaten bir garip hissetti. Aramızda kız babası olanlar bir el kaldırabilir mi? Beni anlayacaklardır ya. Ben böyle... Bir de şimdi arkadaşlarımın çocukları oluyor. Ya da işte eş, dost. Onların da böyle işte 9 aylık erkek çocuğu var. Kanka benimkini yaparız seni. Ne münasebet ya? Ne oluyor abi? Hayırdır yani? Böyle şey oldum. Şimdiden geriliyorum kızım evlenecek diye. Oğlum sen 5 aylık çocuklara niye yükleniyorsun? Ama gerçekten enteresan bir hismiş geçen yani. Geçen biz mesaj attık. Gözde'nin bizim eski ekipte Gözde arkadaşımız vardı. Gözde Şencan belki bilirsiniz. Bilirsiniz. Onun da oğlu var 1 yaşında. Atakan'a şey yaptık. Kuzey'de nefesin fotoğrafını gösterdik. Kuzey 1 yaşında güldü. Bunun da videosunu çekip Atakan'a gönderdik. İşte damat adayı falan diye. Benim kızım evlenmeyecek yazdı. Yazdım gerçek. Bu hikaye gerçek oğlum yani. Oğlum kız camdaki kız mı olacak? Ne olacak senden? Camdaki kız olmayacak da yani yaprak dökümü Fikret olabilir. Kanka şu anda senin kız Ali Rıza olma yönünde gidiyor. Haberin olsun. Çok güzel hareketler devam ediyor. Şimdi skecimizin adı Tektaş. Bir evlilik teklifi skeci. Ama bu sefer durum farklı. Arkadaşlarımız şeyi düşünmüş. Kadınlar teklif ederse. İçinizde var mı? Bir erkeğe evlenme teklif eden? Hadi canım. Vay. Hemen. Yani çok uğraştım evlenme teklif etsin diye. Etmeyince ben evlenme teklif ettim. Çok iyi ya. Hiç pişman değilim. İyi ki evlenmişim. Bir daha olsa yine ederdim. Pişman değilsin. Ya neden bunu erkeklerden bekliyorlar ki? Bizim arkadaşlar da bu soruyu sormuşlar ve yapan varmış. Buradan abiye de alkışla. Tebrikler, mutluluklar efendim. Sağ ol. Evet. Tek taş skeci geliyor. İyi seyirler.
tarihin en unutulmaz evlenme teklifi olacak. Evet. Tipe bak. Hazır mısın? Hazır. Hazır. Her şey hazır mı? Hazır. Hazır. Pankart bile hazırladık. Pankart bile yaptık. Dur. Bak. Aç. Dur. Dur. Yavaş. Benim de geliyor. Yedik, içtik, gezdik artık yeter. Ne bu? Vedat Milor mu geliyor? Doya doya Anadolu'yu mu gezeceğiz biz? Ne bu? Tamam, pankart iptal. Tamam, pankart iptal. Pankart iptal. Eser oluyor. Kızlar, ben çok heyecanlıyım ya. Yani heyecanlı olursun çünkü herkes her gün erkek arkadaşına evlenme teklifi etmiyor. Saçma bir şey mi yapıyorum ben? Ya kızım saçmalama ya, ne saçması? Yani güzellik merkezi açıp sosyal medyada ne kadar zengin olduğunu paylaşmıyorsun sonuçta. Ne alaka ya? Daha saçma bir şey yapabilirdin yani, onu diyorum, örnek verdim. Salak. Tamam hadi sen nasıl teklif edeceksin, göster bakayım bana. Ay, ne göstereyim. Ha? Göster. Şöyle yapacağım. Hiç ummadığı bir anda çökeceğim. Benimle evlenir misin diyeceğim. Allah kabul etsin bacım. Ya ne bileyim kızım ya, erkeklerden farklı mısın dedim, kötü mü? Tamam, o zaman şöyle yapacaksın. Ne bu? Ondan evlilik teklifi bekliyorum. Erkeklerden farklı olan bu. Ya saçma sapan konuşmayın. Gel şöyle, gel. Gel. Alacağım böyle şeyi. Yaza düğün var. Bir kişi eksiyiz. Gelsene. Ya kızım, halı sahaya adam mı çağırıyorsun? Böyle şey olur mu? Evet ya. Tamam neyse, ya boş erkekler verin. Erkekler böyledir, Allah Allah. Tamam tamam, boş verin. Ben içimden geldiği gibi teklif edeceğim artık. Tamam, güzel olursa. Olacak, güzel olacak. Her... Geldiler, geldiler. Şey, ne yapıyoruz? Herkes yapacağı şeyi biliyor mu? Evet, ben kapıyı açacağım. Ben böyle hiçbir şey yokmuş, özel bir şey yokmuş gibi havadan sudan konular açacağım. Güzel, ben de ummadığım da teklif edeceğim. Tamam ve konfeti, maytap. Hadi aç. Hadi kazanma. Tamam. Mübarek olsun. Şimdi hadi kardeşlerim. Ya. Açıyorum. Hoş geldiniz. Selam. Ben heyecandan karıştırdım. Kusura bakmayın, ben de heyecandan altıma kızım ne yapıyorsun? Hayatım, hayırdır? Ne bu konfeti falan? Hayatım şöyle, ye şu konuyu değiştir. He, Kerem Aktürkoğlu ne koydu ama? Kızım, ne alakası var? Ne yapayım, üç erkekle ne konuşayım, manikür mü konuşayım? Hakikaten aşkım, siz niye üçünüz geldiniz? Ya sen öyle kızlar gelecek falan deyince, ben de işte üçünüze üçümüz... Oo, ne diyorsun ya? Ne diyorsun oğlum, o bizim aramızdaki bir şey, ayı. Yenge, ayıp olduysa biz kızları alıp çıkalım. Lan bana bak, paket mi yaptırıyorsun? Islak mendil de koyayım yana. Olur, ıslak mendil iyi olur. Tamam ya, tamam. Hadi oturun. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Oturun, oturun. Oturun. Efendim. Kumral olan fena değilmiş ha. Ha, uzun olan değil mi? Yok lan, o Sude'ninki ya. Seni denedim. Dizilerde neler görüyoruz. Kızım ben sevgilisi, arkadaşım sevgilisine şey yapacak mısın? Bana bak, seni yapacak mısın? Gözüme gözüm girdi. Kızlar. Ha. Kumral olan iyiymiş. O benim mi? O değil, salak. Aşkım, ne oluyor şu? Ne bu hareketler, böyle konfetler falan bir şey mi var? Ne oluyor? Ya aşkım, ben aslında tam olarak böyle planlamadım ama olsun. Şimdi biz ikimiz. Evet. İki yıldır birlikteyiz. Evet. Sen, ben, biz. Evet. Evet. İkimiz. Kanka yenge çok kıvranıyor. Kesin borç isteyecek. Ya sence konuşma oraya mı gidiyor ya? Kız burada çırpındı, görmedin mi ya? Kanka bence evlatlıksın, onu diyecek. Doğru mu bu Sude? Ya ben bunu nereden bileyim? Kız nereden bilsin bunu? Nereden sana... bilecek oğlum kız bunu? Oğlum sen söyledin zaten. Abi kafa karıştırmayın bir dakika. Sude sen ne diyeceksin ha? Aşkım kalk. Evet. Şöyle ortaya gel. Yani... Yenge biz iyi miyiz burada? Biz çıkalım mı? Hayır, durun. Atakan. Benimle evlenir misin? Teklif ediyorum. Benimle evlenir misin? Çok düşündüm, son kararım. Kendimden eminim. Teklif ediyorum. Ya salak! Aptalsın! Aptalsın, hiç beklemiyordum. Evet, evet.
Oğlum hani yurt dışında kızlar teklif ediyordu? Ne bileyim, yurt içinde de ediyor herhalde, baksana. Oh, çok iyi. O zaman ne yapalım biz? Hadi biz içecekleri, o zaman içecekleri hazırlayalım. Hazırlayalım. Görüşürüz. Tamam. ne oldu şimdi? Biz kız tarafı mı olduk? Saçmalamayın abi ya. Şu yüzeye bak. Maşallah. Saçmalama oğlum. Düzgün konuş. O senin yengen. Yengen o senin. Oğlum ne diyorsunuz ya? Saçma sapan konuşmayın abi ya. Allah Allah. Bak ben baştan söyleyeyim. Nedime falan olmam ben. Ya ne Nedimesi abicim? Yani sonuç olarak hangi dünyada yaşıyoruz? Modern bir çağda yaşıyoruz yani. Kızın da evli teklif etmesi gayet normal. He, o zaman seni de baban doğursun. He. Oğlum ne yapıyorsun ya? Yemin haklılığımdan utandım ya. Ne yapıyorsun? Ben de bir çıtır şey oldum, dur doğru. Bak şöyle anlatayım o zaman ben size. Kankalar. Zamanın birinde bir kız çocuğu varmış, tamam mı? Evet. Arkadaşları bunu küçük düşürmüş. Evet. Sonra arkadaşları gitmiş. Kız yalnız kalmış. Çok üzülmüş. O kız sensin lan işte. Ya ne alakası? Bak çok üstüme geliyorsunuz ha şu anda. Ağla bir de. Ağla, biz de yüksek yüksek tepelere söyleyelim. Söyleyelim mi? Ne diyorsun? Ne alakası var? Ben söyleyeyim lan. Yüksek yüksek tepelere. Niye ağlıyorsun lan? Şarkı çok etkileyici, bir anda otomatik yüklendi. Oğlum buna ağlanır mı? Manyak mısın lan sen? Yemin ediyorum otomatik. Bak gel bir de sen dene. Yemin oğlum, ediyorum. Kafayı çıkar. Otur. İnsan buraya oturunca ağlar mı ya? Otur. İyiyimce. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşı aşı ne? Oğlum niye ağlıyorsun? Şarkı dokunuyor. Dokunuyor baba. Ya saçmalama. Gel, gel bak. Allah Allah. Bu can da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hey annem. Sen niye ağlamıyorsun lan? Benim ikinci kınam kanka bu. İlkinde çok ağlamıştım ya. Ne alakası oğlum? İlk kınan neydi? Ben arabayı bu vurdum da babam dedi bir tarafına kına yakarsın dedi. Sonra uygulamalı yaptık, mindallı giydim ben. O yüzden çok etkilenmedim. Aa, ne yapıyorsunuz orada? Biz öyle kutluyorduk hayatım. Enişte, hiç beklemiyordun değil mi? Sürpriz oldu. Valla hiç beklemiyordum gerçekten. Zaten beklesem böyle gelir mi? Hazırlanırdım. Ne yapacaktın? Sırt dekoltesi mi giyecektin? Topuklu ayakkabı mı giyecektin? Ne yapacaktın? Oğlum susar mısın? Bu arada tanışmadık. Ben Yeşim. Yeyat eşim. Ben anne değil mi? Ben Solmaz. Seyyat olmaz. Merhaba, ben Ufuk. Uyat, fuh. Oğlum o öyle bir şey değil lan. Onlar yapıyor. Yenge ne oldu şimdi? Bornozu bize mi kilitledin? Bornoz? Ya aşkım şaka yapıyor ya. Hani normalde bornozu erkek tarafı alır ya, espri yapıyor. Arkadaş. Ha yok canım, alırız biz bornozu. O zaman nevresim takımını kilitledin. Yani nevresim takımını da alırız canım, ne var ki? O zaman yatak odasını kilitledin. Aha sessizlik. Yatak odasını bize kilitledi. Abi susar mısın? Enişte ne yapacaksınız? Düğün planı var mı böyle? Bir şeyler? Yok ya, ben düğün istemiyorum aslında. Oğlum düğün falan istemiyor. Bu yakında sana çocuğu da koyar atakar abi bak. Ya hatta var ya, kına gecesi falan da istemiyorum ben. Biz kızlarla bekarlığa veda yaparız. Kınada mı bize kaldı lan? Oldu, siz aslanlar gibi pavyonda eğlenin. Biz de kına gecesi yapalım. Az önce de çalıştık zaten. Olmaz bey. Çok gider misiniz pavyona? Yok canım, biz öyle insanlar mıyız? Haftada bir. Çok güzel ortam diyorlar. Ya kızım Allah aşkına, çocuğa yürüyeceğim diye pavyon övüyorsun. Ya biz şimdi gerçekten evleniyoruz. İnanamıyorum. Annemlere haber verelim. Hinçlere de verelim. Hadi ara, hatta önce sen ara. Haber olsun, biz de duyalım. Ay evet, hadi. Alo. Alo anne, size bir haberim var. Hayırdır oğlum? Ne diyor? Ne diyor? Ya dur, anlatıyor çocuk. Anne, baba, biz evleniyoruz.
Aman, hadi hayırlısı gözümüz aydın. Ne diyor, ne diyor? Evlenme teklifi etmiş oğlan. Aslında tam öyle olmadı anne. Sude teklif etti. Olsun, ne yapalım? Ne diyor, ne diyor ya? Dur lan sen de. Duygulandı, duygulandı tabii ki. Anne, sen üzüldün mü ben gidiyorum diye? Yok, ben hep gelin alırız diye hayal ettiydim. Ona ağlıyor. Aa, merak etme anne, ben çok iyi bakacağım ona. Sağ ol damat. Anne, hadi ben sonra ararım. Babama selam söyle. Aleyküm selam. Hepsinin yüzünde kız gibi yetiştirdim çocuğu. Belli, ne alakası var lan? Kız gibi işte, kız oldu sonunda kız. Ben gidiyorum, evleniyorum diye öyle o heyecanlandı o yüzden. Ya bizimkiler de öyle, eski kafa sonuçta. Değil mi? Eyvallah bu ses. Yani ne demek ki, sonuçta biz artık görümce sayılırız. Ormaz Bey. Ormaz Bey, siz evlilik falan düşünüyor musunuz? Benim ne alaka ya oğlum? Senin yüzünden bacanan bana yürüyor. Oğlum. Yapalım, biz sofrayı hazırlayalım. Tabakları falan getirelim kızlarla. Geliyoruz aşkım. Çok güzel bir sofra yapacağız. Evet. Aşkım, kapıya sen bakar mısın? Tamam. Dur, ben bakarım, ben bakarım. Evlenince bol bol sen bakacaksın zaten. Abi. Kapı açılmıyor yalnız, 200 lira sıkışmış. Ya Ufuk, ne yapıyorsun ya? Kız tarafı izle, alıştırma yapıyorum ben. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Çöp var mıydı? Yok abi, sağ ol. Bu arada hayırlı olsun yeğenim. Abi sen nereden biliyorsun? Ya sabah kızlar iki tane meşale istediydi. Survivor konseyi yapacak halleri yok ya. Dedim kesin evlenme teklif edecekler. Doğru söylüyorsun abi, evet. Eyvallah abi. Ne olacak şimdi? Seni istemeye mi gelecekler? Abi ne alakası var? Bu çorabıydı, cüzdanıydı, saatli falan sen mi alacaksın? Hayır. Lan gelinlik giyeceğin mi? Abi sana ne ya? Bak giymem demiyor, sana ne diyor ya? Oğlum gelinlik mi giyeceksin? Abi ne alakası var Fonla? Abi çıkar mısın? Oğlum ben ne dedim ya? Ben niye sinirleniyorsun? Bir arada numaranı yaz, bana ver. Seni Neriman abla apartman gün grubunu alacak. Bak apartman gün grubu ne diyor? Oğlum toplu para kazanırsın. Çıkar mısın? Nereden baksan 20 bin lira alacaksın. İyi para oğlum. İçemiyorum. Ya nereye gidiyor oğlum? Şu adamı güne soktun ya. Abi ne oluyor ya? Ya enişte, biz içeride konuşuyorduk da şimdi beyaz eşyayı Sude almıyor mu? Normalde erkek tarafı alır. Sude, sen alıyormuşsun. Abi ben gelin oldum. Aklın başına geldi sonunda. Oğlum bu daha kızdağının görünen tarafı. Öyle mi diyorsun? Sen o düğmeyi baştan yanlış ilikledin aslan. Abi ne yapacağız şimdi peki? Ne yapacağız? Dur, çözümler tükenmez. Şöyle yapıyoruz. Sen de evlenme teklif ediyorsun, 12 geçersiz oluyor. Olur mu köle? Ya oğlum olur, şöyle düşün bak. Batak oynuyoruz, tamam mı? Koz kupa. Yenge bacağı çıkmış, tam el bende diyor, hop sen papazı çakıyorsun. Ne oldu? El senin oldu. Yengenin bacak nanay. Ha, yengenin bacak güzel miydi? Güzeldi ama olmaz. Daha bakmazlar artık. Yengenin bacağının bir önemi kalmadı. Aynen öyle. Ha, yengenin bacağı tek olsaydı, sen papazı çıkmasaydın bakılırdı. Ama artık ha yengenin bacağı, ha eniştenin... Oğlum tamam, Allah Allah. Anladım. Yengenin bacağı, yengenin bacağı, anladım. Tamam. Yani sen daha büyük bir teklif yap, bir önceki geçersiz olsun. Ha, ben diyorum ki yengenin bacağı... Ya yengenin bacağı... Tamam. Hadi sofraya. Hadi sofraya. Sude. Efendim canım. Yeriz yemeği de yap. Teklif nereden çıktı şimdi ya? Asıl bu ne alaka şimdi? Ya bebeğim, ne tesadüf ki. Yani tabii belli edemedim ben şimdi. Senin sürprizini bozmak istemedim ama... Ben de sana bugün evlenme teklif edecektim. Nasıl ya? Biz bozuldu yani. Olsun. Ha sen, ha ben, ne fark eder? Değil mi? Değil mi? Fark etmez. O zaman ben yapayım. Biz... Hazırlık falan yaptın mı enişte? Yaptık, hazırlık yaptık. Çok hazırlık yaptık. Yani Türk ya, ama sana etti artık. Sen o kadar hazırlık yaptıysan Sormaz Bey bana etsin. Ne diyorsun? Ya ben ne alaka, taktık arabana ya. Tamam aşkım, sen bir daha et o zaman. Bir günde iki teklif. Çok heyecanlı. Hadi ben hiç beklemiyormuşum gibi bekliyorum. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Teklif et işte. Tamam dur. Benim iç cebimde her zaman gül vardır kardeşim. Senin iç cebinde niye gül var lan? Bir kadınla ne zaman karşılaşacağın hiç belli olmaz. Oğlum bu buruş buruş lan. Bazen o kadınla hiç karşılaşmazsın. Neyse, ilerle edeceğiz. Hadi. Sude! Benimle evlenir misin? Enişte bu ne? Gül reçeli teklifi mi? Ay ben de bir şey yapacak sandım. Yüzük falan yok ama aşkım. Yüzük? Al bunu.
Bizimki daha iyi, bizimki daha iyi. Bu ne lan? Tuğra var oğlum bunun üstünde. Dedemin yüzüğü. Ne yapsaydı hacı dedem, tek taş mı taksaydı? Yer onunla yetişti. Yüzük oğlum, bizi anlamıyoruz. Sude! Ne diyorsun? Tuğra bu. Ya ne yapacaksınız? Evlenecek misiniz? Beylik mi kuracaksınız? Bu ne? Aşkım, yani çok tatlısın. Çok güzel. Ama yani biz o kadar hazırlık yaptık, yemek yaptık, müzik hazırladık falan. Müzik biz de hazırladık. Müzik biz de hazırladık çocuklarla. Değil mi çocuklar? Hadi ver müziği. Pınarbaşı vurma vurma yar 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 yar. Yar yar aman. Yaz gelince öter turnam. Leylim, leylim, leylim aman. Lan ne diyorsun? Çayırda. Pınarbaşı yar, vurma vurma yar ne oğlum? Oğlum dört kere yar diyor. Sen bu kıza bir kere yar dedin mi? Hayır başka, değiştir başka sen. Ne? Lorke, 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 lorke. Hanım ey lorke. Lorke, 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 lorke. Lan ne lorkesi? Kanka hanım ey diyor, hanım ey. Sen benim hanımım olacaksın diyor, lorke diyor. Aşkım ne oluyor burada? Lorke. Ne oluyor Atakan'cığım? Devam ki. Ya hayatım. Neyin peşindesiniz? Ben hazırlık yapmadım. Ah. Hiç anlaşılmıyor biliyor musun enişte? Ben sorun ne? Yapmadım. Sorun ne? Sorun senin bana evlenme teklif etmiş olman. Yani bunu benim yapmam gerekiyor. Atakan ben evlenme teklif ettim çünkü ben evlenmek istiyorum. Ben evlenmek istiyorum. Hadi bana evlenme teklif et demem daha saçma değil mi? Yani ben istediğimi söyleyemeyecek miyim? Ya tamam da bu erkeğin görevidir sonuçta yani. Ya canım ne alakası var? Ben taş taşıyayım demiyorum ki. İkimizin birlikte mutlu olacağı şu yuvaya ilk adım atmak neden sadece senin görevin olsun ki? Ya tamam, güzel söylüyorsun, öyle söylüyorsun da demezler mi yani? Erkek adamsın sen, evlenme teklifini sen edeceksin demezler mi? Erkek adama yakışmıyor demezler mi? Derler. Adam mısın lan sen? Derler. Bak ya, ya bırak. Ne derlerse desinler ya. İnsanlar alıştıklarının dışındaki her şeyden korkuyorlar, anladın mı? Sen benim eşim cesaretli kadın de ya. Eşim diyorsun. Duydunuz mu bak? Eşim, eşim, eşim diyorsun ha? Eşim diyorum. O zaman? Evet, evet, evet! Ay, yaşadık! Evet! Ya bir kere de şu yüzüğü ya görünce götünüz başınız ayrı oynamasın. Çıldır, ne diyor? Çıldırıyor. Cesaret ha, ver şu yüzüğü. Olmaz. Tamam, sormaz. Yaza düğün var, bir kişi eksik. Gelecek mi? Ben etkileniyorum galiba. Sormazım, saçmalama. Dirayetli ol, kabul etme. Ama çok iyi teklif. Ya bir de dedemin yüzüğü çok anlamlı şu anda. Dedemin yüzüğünü bana takacak. Evet, evet, evet. Evet. Ya oğlum ben Nedim oldum ya. Çok güzel hareket diyenler. Peki. Zil diyenler. Skecimizin yazarları Ebru, Tuğba, bir de Alperen var. Alperen de skecimizin yazarları. Zile gönderiyoruz onlara alkışlarla. Bravo. Bravo, hadi bakalım. Sen evlisin abi. Evet. Sen geç. Ya hayda. Bu da evli değil. Tamam soracağım ya. Tamam. Diyelim ki kız arkadaşın sana evlenme teklif etti. Ne hissedersin? Aynı Atakan'ın skeçte hissettiklerini. Yani. Mutlu olur musun? Yani yoksa oynadığın karakter gibi mi olur? Oynadığım karaktere de yakın. Ama oynadığım karakter de sonunda evet dedi. Yani hayır demek seviyorsan olmaz ki. Değil mi? Yani ona o hayal kırıklığını yaşatmamak istemem. Değil mi? Evet. Önermesi çok güzeldi skeçin. Bittik yani. Tek tek hepinize sormama gerek yok herhalde. Aynı cevapları aynen öyle alacağız. Yok. Gerçekten. Ne yok? Ben ama o teklif etsin. Daha mutlu mesut malzeme olur burada. Ama ya o istiyor. Diyelim ki geldi. Uğraşmamış olur. Ama seni bir çok hevesli gördüm. Sen etmeyeceksin gibi duruyor. Bekleyecekmişsin gibi duruyor. Yok beklemem de. Ederse de etsin. Tamam buradan mesaj gitsin. Evet hacı evlilik teklifi bekliyor. Hayır öyle bir şey beklemiyorum. Bekliyor bekliyor. Hayır, çok hayır, mutlu hayır olacak. Hacıyı hayır mutlu etmek istemez misin kız arkadaş? Arkadaşlar
Tebrikler, çok güzel oynadınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok güzel hareketler devam ediyor. Şimdi izleyeceğimiz skeç bir devam skeci. Geçen haftalarda kasiyer günlükleri diye bir skeç yapmıştık. Bilmeyenler için bir hatırlatma olsun. Kasiyerleri küçük gören bir adamın bir günlüğüne kasiyer olmasını izlemiştik. Şimdi de tezgahtar günlükleri geliyor. Cenan, Emre, Arif yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Arcenem mağazasına hoş geldiniz. Bulduk. Bakıyorum. Gel gidelim, az da başka mağazalara dolaşalım. Gel Allah aşkına. Beyefendi ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sabahtan beri peşimdesin ya. Müşteri memnuniyeti için müşterilerimizi yalnız bırakmıyoruz. İyi de bacım, müşteri memnuniyeti için götle don gibi gezmemize gerek yok. Yani bakıyorum işte, Allah Allah. Beyefendi, ben de isteyerek yapmıyorum. Nasıl isteyerek ya? Ben senin niye yaptığını çok iyi biliyorum. Niye? Ama. Prim almak için ben bir şey beğeneceğim, alacağım. Senin de ondan prim alacaksın değil mi? Ne güzel ya. Hayır beyefendi, bize de böyle emrediyorlar. Emrediyorlar da 56. piyade demeyiz. Neydi? Acı mağazadayız ya. Ne emrediyorsun? Ne alaka beyefendi? Allah Allah ya, bırak ablacığım. Ben ne güzel işin var, mis gibi işin var. Bir de böyle emrediyorlar falan. Acındırıyorsun kendini diyorum. Ne beyefendi diyorsun? Siz benim bütün gün nelerle uğraştığımı bilseniz böyle konuşmazsınız. Ablam nelerle uğraşacaksın ya? Nelerle uğraşacaksın? Bak ben senin bütün gününü özetleyeyim. Sabah geliyorsunuz, dükkanı açıyorsunuz. Ben bir mola vereyim. Ondan sonra bu ürünün fıstık yeşili var mı? Ay bir depoya baktırayım, ben bir molaya vereyim. İstiklal Marşı kapanış, bu kadar. Beyefendi, şu yaptığım iş, benim işim buradan o kadar kolay mı görünüyor? Valla buradan bu kadar kolay görünüyor. Oradan? Buradan da çok kolay görünüyor. Her yerden kolay görünüyor hanımefendi. Anladım beyefendi. Siz benim yaptığım işi yapın. Sadece 15 dakika buradan istediğiniz bir ürünü ben kendi cebimden ödeyeceğim. Ya ablacığım, kurban olayım. Hadi biraz vakit geçiriyorum. Dolanacağım, gideceğim. Ne olur tutma ya. Ya sadece 15 dakika şu yaptığım işi yap abi ya. İstediğim ürünü vereceğim. İstediğin ürünü ben kendi cebimden paramla alacağım. 15 dakika. 15 dakika. Kabul kız. Kabul mü? Kabul. Anlaştık. Senin yaptığını yapacağım. Evet. Tamam, ben bir molaya çıkıyorum o zaman. Bilir misiniz? Sen de bunu yapıyorsun öyle diye şey beni yapmıyorum. Örnek olarak gösteriyor. Lütfen, hadi mesain başladı. İyi, hadi mesai, ne yapacağız? Hadi bir bunları etraf, katlayacağız. Evet, evet. Etraf düzelt. Allah Allah. Al, düzeltiyorum bunu. Kabinlerde askı bölüm bırakmayalım lütfen. Allah'ım, şu klasik sahneyi de yaşadım ya. İlla biri geliyor, kabinlerde az bölüm bırakmayalım lütfen. Kolay gelsin. Sağ ol size de. Evet. Birazdan müşteri gelir, aynı sana öğrettim. Az önce benim yaptığım gibi yapacağız. Tamam, tamam. Ha, geldin. Hoş geldiniz. Benim söylediğim gibi. Arci'nin mağazasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız bırakma, git. Arkasını kur. Şart mı? Şart bu dedim, emrediyorlar. Bakıyorum. Ben de. Seni memnun etmek için girdim içeriye. Sen beni nasıl memnun edeceksin? Dur, dur, dur. Dedim, ya sen ne söyledin? Seni bana Allah. Yeni başladı, çok özür dileriz. Yeni başladı, lütfen. Başlayın böyle işin içine ama ya. Ben böyle şey görmedim hayatımda. Şikayet edeceğim sizi. Aptalım. Aptalım. Ya ben çıkıyorum, sen nereye çıkıyorsun? Sen nereye çıkıyorsun daha?
edilmek istemiyorsan memnun etmeyiz lan biz de seni. Allah Allah. Lütfen özür dilerim, ne olursunuz yapmayın. Herife bak ya, bu yaştan sonra bizi... Ne yapıyorsun? Sen demedin mi kızım? Adamın peşine gitti, gitmeyeyim dedim, mecbur dedin. Ben sana kabine mi gir dedim? Ne bileyim ya, Allah Allah. Zor geliyorsa yapma. Yok ya, niye zor gelsin? Kolay yani ya. Kolay canım, Allah Allah. Merhaba, kolay gelsin. Arcenim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kazağın bedeni var mı acaba? Bedeni var mı? Var. Ha, hiç benlik değil ya. Bak, burada da tişört varmış. Evet. Tişörtün farklı renkleri var mı? Var mı? Var. Var. Çok da sevmedim zaten ya. Bakayım, çanta da güzel gibi. Aa, bir şey diyeceğim, pardon. Bu tişörtün rengi var mı? Var, onun da var. Bunu da beğenmedim. Yani bu da çok iyi değil. Ya bu kazak çok kışlık. Kazak kışlık olur ama. Tişört çok yazlık. Yaz. Bunun böyle arası süveter gibi bir şey var mı? Evet, var. Var. Ömrümde giymedim. Hiç sevmem. Yani gömlek de olur gibi falan ama... Bu size olur mu? Olabilir. Siz giyin o zaman. Sen. Aa, beyefendi. Şey yapalım harcı. Tutun. Size kafa attım. Ya çok benlik bir şey yok. Şu dondurmacı mı dışarıdaki? Evet. Hiç sevmem. Boğazım şişiyor biliyor musunuz? Hadi kolay gelsin. Ama böyle gidemez ki ama. Böyle gitmemeli yani. Bir şey almalı en azından bu kadar. Çok pardon. P1 otoparka buradan mı gidiliyor? Senin araban da P3'tedir lan kesin. Taksiyle geldim bugün. Kolay gelsin. Bak, nasıl çeşit çeşit insan geliyor. Böyle geliyorlar, ona bakıyor, buna bakıyor, hiçbir şey almadan gidiyor ama etrafı dağıtıyor. Ne yapacağız şimdi? Toplayacağız her şeyi. Hepsini. Zor mu geldi? Yok ya, niye zor gelsin? Yapılır yani. O zaman topla. O kadar da değil. Kabinlerde askı verin, bırakmayalım lütfen. Ablacığım, kimse girmedi kabine. Kabin boş, boş. Ama kabin boştu. Az önce geldi, kendi aldı. Kimse girmedi. Mağazacılık işte. Tabi bismillah. İyi günler. Ben bunu değişeceğim. Ha tabii. Değişim oluyor mu? Değişim oluyor. Değişelim. Evet. Bunu değişeceğim. Tamam. Ne zaman almıştınız? Ben bunu 82'de aldım. Hanımefendi 82'de almı? Bunu nasıl değişelim ama? 82'de olmaz aldınız bir şey ama değişti. Ama ben bunu hiç giymedim. Giymedim, nasıl değişeceğim. Nasıl giymediniz? Allah Allah. Yok yok, giymedim. Değişeceğim ya. Hanımefendi ne kadar aldınız? 82 mark. Mark ne hanımefendi? Tavuk verseydiniz karşına, takasa girseydiniz. Mark ne, kurban olayım ya. Lütfen ya, ama hiç giymedim. Olur mu yani? Hiç giymedim. Evet de ya, 82 yılında aldınız. Ama giymedim, giymedim. Tamam. Giymedim. Tamam. Gerçekten giymedim. Tamam ya, Allah Allah. Değiştireceğim. Tamam, değiştireceğim. Ver, ver şunu. Hanımefendi, bunun barkodu yok. Var. Allah kahretsin, ensesine yapışmış. Ne kadar giydiyse nalet olsun, okut da gitsin ya. Geç, tamam. Al şunu, git. Ben öde. İadem şey gidin kasaya. Bu neymiş ya? Ya görüyorsun değil mi? Çeşit çeşit insan dedim sana. Bismillah. Öf! Allah Allah. Gecenin ne çıkar sen? Nasıl? Bu medium değil mi? Medium ama bu sizi çok ilgilendirmiyor. Gibi. Evet efendim. Ben bunu bir deneyeyim ya. Buyurun. Kalıplarımız bol ama o kadar bol değil. Sen rahat ol. Ben bu ara biraz süzüldüm. Nereye doğru süzüldü acaba tam olarak? Ya müşteri her zaman haklıdır. Allah Allah. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Ben şundan istiyorum da. Arkadaşınız ürünü. Arkadaşınız buradan mı aldı? Yok. Buradan almadı mı? Yok, buradan aldı ama arkadaşım değil. Yolda gördüm, çok beğendim. Tuttu beni, buraya getirdi sonra. Sen de geldin, değil mi? Ne güzel, maşallah. Ya tamam, o ürünümüzden yok ama bir benzeri vardı burada. Bir benzeri, buyurun. Olur mu? Onu giyeyim. Tamamdır. Bekleyin. Teşekkürler, ben deniyorum hemen. Şimdi bunu giyip senin gibi mi olacak? Ha, öyle deneyeceğim. O biraz bana küçük geldi, bir büyüğü var mı? Gerçekten bir büyüğün olacağına emin misin ya? Bir büyüğü mü gerçekten? Evet efendim, var. Bu kadar zor şu
yakışıyoruz. Al bir büyüğünü giy. Sağ ol. Buyurun. Sağ ol diyor. Ay. Gördünüz mü ne kadar mutsuz görünüyordu? Beyefendi mi? Hayır, tişört. Değil mi? Mutsuz olmuş. Bana bak, sen burada zorla tutuluyorsan şöyle. Bayağı keyifli biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Valla. Bu bana küçük oldu. Bir büyüğü var mı? Bir lira fark olmadan en büyük boyunu yükseltmek ister misin? Ne münasebet ya? Var efendim. Bir büyüğü var. Buyurun. Sağ ol. Gördünüz mü ya? Ne kadar buruş buruş görünüyordu. Tişört mü? Adam. Nasıl savaş verdiyse içeride tişörtü giymek için? Nasıl olmuşum? Kaptan, otobüs tam olarak ne zaman kalkar? Ya yanlış anlamayan uzun yol şoförü gibi olmuşsunuz şu an. hanımefendi çok güzel taşımışsınız. Taşıyacak tabii, işi o. Ne yapacak? Terbiyesiz, tabii ki çok güzel taşıdım. Sen ne anlarsın ya? Allah'ım ya. Şu ileride bir tulum gördüm. Gel onu deneyelim. Ben niye geliyorum ya? Kızım, ha sen giymişsin, ha ben aynı bedeniz. Ne olacak? Kafayı yemişsin sen. Tulumda giyerseniz Mario gibi olursunuz, söyleyeyim. Ama lütfen ya, bak müşterilere duyduğunda güzel hissedeceği şeyler söyleyeceksin. Yalan söyleyeceğim yani. Hayır, beyaz yalan. Ya olur mu öyle şey Allah lütfen. Aşkına ya? Bu bana küçük oldu. Bir beden büyüğü var mı? Bana bak, bu tişört küçük değil. Sen büyüksün, bunu artık kabul et. Anlıyor musun beni? Bunu ne olur kabul et. Bak olmuyor. Bak bunu anla artık, inan buna. İnan, bu olmayacak sana ya. Ya sen ne biçim adamsın ya? Süzüldüm diyorum sana. Lan nereye süzüldün? Kim gördü seni süzüldü? Allah aşkına kurban olayım ya. Nereye inanmıyorsun ya? Süzüldüm diyorum ya. Al ya git çıkar kardeşim Allah aşkına ne ya. Ne çıkar ya? Üçünü de alıyorum. Nereye çıkar al. Üçünü de alıyorum diyor, çıldıracağım. Al. Hadi yerim açıldı. Al. Üçünü de niye alıyorsun? Olmuyor beden sana. Olmuyor. Terzide üçünü de birleştirip öyle giyeceğim. Ne oldu? Mal gibi kaldın. Tebrik ederim gerçekten. Süzüldüm diyorum, anlamıyor ya. Bayağı tövbe bismillah, adamın bulduğu şeyi gördün mü? Ya. Çözüme bak. Gördün değil mi nasıl insanlar? Bir şey söyleyeceğim, sen yapamayacak gibisin bu işi. Yok yaparım ya, arada bir sinirleniyor gibi oluyorum ama yok sakinim yaparım. Nedir yani? Tamam. Yapılır her türlü. Hadi ya, yapılır yani. Nerede askı ve ürün bırakmayalım lütfen. Ablacığım yok yok yok, kimse herkes aldı gitti ürünü ya. Lan bu kabinlerde niye sürüklü ürün oluyor? Bu kabin ürün mü yaratıyor kendi kendine içeride ya? Doğuruyor mu lan bu? Bu nedir ya? İşte mağazacılık dedim ya, hadi Allah ya. Allah Allah. Bak hiç toplamıyorsun ha, hep oturun. Hadi. Mağazamızda an itibariyle Black Friday indirimleri başlamıştır. Herkese iyi alışverişler. Eyvah! Bölüm sonu canavarı, Black Friday başlıyor. Yani? Mağaza çok yoğun olacak, indirim zamanı. Ya olsun, ne olur Allah Allah, ondan korkacaksak yani. Sen öyle san. He canım he. Abdülhamid abi, siz ne yapıyorsunuz lan burada? Ya kardeş biz dünden beri buradayız da indirimi kaçırmamak için. Okey düştük ya. Oğlum manyak mısınız? Kıraathane mi buraya? Çay alırım ben. Lan ne çayı kanka, alışveriş yap. Manyak mısın? Çay alırım diyor bir de ya. Arkadaşlar doğru diyor. Biz buraya ne için girdik? Alışveriş. Herkes kalktın. Oğlum. Herkes tuttuğunu attın. Tuttu mu? Tamam. Ya istemiyorum bunu. Ben bunu aldım. Ben de bunu aldım. Ben de bunu alsın. Oğlum herkes tuttuğunu alsın diyeceksin. Öyle bir şey değil. Çekil. Pardon bunun bir boy küçüğü var mı? Pardon bunun bir boy büyüğü var mı? Abi bunun bir genci var mı? Bu çok yaşlı bak. Oğlum sen sapık mısın? Oğlum sen buraya kız tavlamasın mı geldin? Burada teyze sen de çekil. Çekmez misin? İyi söyleyemez. Çekmez misin? Bak, bak, bak. Ver, ver, ver. 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 Ver, ver, ver
Tamam. Sen ne anlıyorsun? Tamam, ben hepinize yardımcı olacağım. Hepinize yardımcı olacağım. Bir sakin olalım. Bir sakin. Ha, bu bana olur lan, bu tam benim gibi. Hayır kardeşim, bence bana daha iyi olur. Hayır oğlum, ayak olsun. Hayır kankacığım, hayır. Bana daha iyi olur. Arkadaşlar yardım edin. Çocuğu bak, bırak. Bırak. Bırakın. Arkadaşlar. Dur ama, çek bir saniye. Bırak. Bırak lan. Bırak, ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum bu sim olmuş lan. Bu ne hale gelmiş? Bunu kim giyecek oğlum? Abi ben alırım. Allah. Sonunda bedenime göre bir şey yarattım. Teşekkür ederim abi. Herkes nasıl bir alır? Devam. Bu adam sim giyiyor. Abicim bir daha mı? Abicim bir saniye. Kurban olayım ya. Bir olursun ver ya. Ya yanlışım. Ya yanlışım var. Ya en sevdiğim pantolon. İlk defa buldum burada ya. Abi. Ya yanlışım var. Pantolon benim, sabah giydim geldim. Satılık değil ya. Olsun, rica ettik. Çıkar ver. Ne olacak? Abi ya? Neyi çıkarmıyor Allah aşkına ama. Arkada. Hep kazamı diyor. Soruyorsunuz, ona verdi. Benim kimimi mi beğenmedin? Yap sürekli bir yere alakası var. Pardon, siyah 8 ver mi? Lan siktir git, siyah 8 nerede bulayım ben ya? Siyah 8'i nereden bulayım ben sana? Siyah 8 var mı bunu? Tamam, neyi paylaşamıyorsunuz? Önce ben gördüm bunu ya. Önce ya. Tamam, Allah Allah. Bana bir bırakın. Bırakın. Sana niye bırakalım abiciğim? Önce ben aldım diyorum. Tamam, ya. Üç deyince bırakın. Tamam. Bir, iki, üç. Oğlum sen neye inandın lan bu kadar? Neye inandın sen oğlum bu kadar? Üç deyince bırakın hadi. Bir, tamam. İki, üç. Salim'i bıraktım ama hiç bırakmadı. Fark etmiyor musun bu sefer? Yaman Bey'i al. Sen bunun için niye savaş veriyorsun oğlum? Sen bunu ne yapacaksın lan? Ne yapacağım lan sizin araya kaçan çıt çıtlı badinizi? Ne yapacağım? Eşime dostumu alamaz mıyım? Benim bir kız arkadaşım falan olamaz mı? Çıkın şu kafadan ya. Yıkın şu tabuları kız artık. Yeter be. Bunaldım artık. Al senin olsun. Ay yok, ben talep olmayınca istemiyorum. Ya taleple ne alakası var? Ay onu ben istiyorum. Kösem Sultan için olanı var mı? Ya bunun Kösem Sultan ne alakası? Oğlum bu Hürrem mi de Kösem'ini arıyorsun bunun ya? Ne olur abi? Ya ne yapacağız? Çok kötü durumdayım. Ben ne bileyim, bir güvenliğiniz müvenliğiniz yok mu, gelsin şuraya müdahale etsin? Var şurada güvenlik. Hangisi? Yakışıklı olan. Yakışıklı güvenlik, gel lan. Oğlum, mağazayı bok götürüyor. Sen ne yapıyorsun lan? Hayatımız kaydı oğlum. Güvenlik arıyoruz. Sen ne çekiyorsun lan sen burada? Çalışıyorum abi. Lan niye çalışıyorsun? Herkes işini yapsın. Artık yeter lan. Herkes işini yapsın. Kelepçeyi ben alırım ya. Bunun simolu var mı? Bunun simolu var mı? Anne var mı? O da bir simolu. Sen altını bana sorar mı? Bunun rengi yok. Yeter lan! Ayıptır ya! Ne yapıyorsunuz? Gülüşünü de beğenmedim. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu ne alışveriş çılgınlığıdır? Bunlar bedava değil oğlum. Bedava değil. Şu kızı ağlattınız. Ayıp değil mi ya? Yazık değil mi arkadaşlar? He? Ya birin... Sen ne yapıyorsun lan? İt ürün kovalıyor hala orada. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar, ne olur ya? Ya birazcık sağduyu lütfen. Hepiniz bu kıza yükleniyorsunuz, geliyorsunuz. Bu ürün indirimde mi? Bu ürünün fıstık yeşili var mı? Şunu bir depoya sordurur musun? Ben bunu değiştirebilir miyim? Yeter ya. Yeter. Biriniz şu kıza geldiğinizden beri bir güler yüz, bir merhaba, bir kolay gelsin dediniz mi arkadaşlar? Dediniz mi? Hayır. Arkadaşlar lütfen bundan sonra şu tezgahtarlarımıza biraz yardımcı olalım ne olur. Ya ne olur lütfen.
ne lan bu? Ay, o benim kocam kaybolmasın diye astım. Kaybolmasın diye mi astın? Tamam, kocanı al orada Allah aşkına. Abi Allah aşkına sabahtan beri bu ne yok, bu ne yok diye geziyor ortalıkta şu an. Sakin olalım, tamam. Ya sen neredesin ya? Hadi herkes sakince alışverişini yapsın. Hadi. Doğru, askıyı da çıkar oğlum arkandan ya. Evet, hadi. Evet, kabinlerde askı verin. Bırakmayalım lütfen. Bunu bana bırak. Bunu bana bırak. Yok, içeriye kimse girmedi. Kabinde askı, ürün yok. Bak, boş. Anlıyor musun ablacığım? Boş kabin, boş. Ha sen şimdi diyorsun ki o boş. Boş ya, Allah Allah. Kimse girmedi değil mi içeri? Eminsin. Eminim. Son kararı. Ya son kararım ablacığım. Yok, yok. Aç. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, ama az önce yoktu burada. Nasıl oldu bu? İşte şimdi gerçek bir tezgahtar oldum. Ben de mi? Evet. En büyük tezgahtar bizim tezgahtar. En büyük tezgahtar bizim tezgahtar. Sağ olun. Hepsi. Sağ olun. Sağ olun. Çok güzel hareket diyenler. Sanki. Evet. Sağlam bir zil. Yani sağlam bir zil gelince de şimdi ne konuşayım yani. Çok çok güzeldi ben de arkadan izlediğim kadarıyla. Ellerinize sağlık yazar arkadaşlarım. Çok güzel tespitler var bizi keşte. O zaman çok güzel hareketler devam ediyor. Kınalı coin, coinlerle ilgili, kripto paralar. Berk Türkmani yazdı. İyi seyirler. Stevens Handmade Pizza'ya hoş geldiniz. Hoş sipariş vermek için biri, sipariş takibi için iki, sevgilinize bağlanmak için üçü tuşlayın. Ya aşkım bana özel tuş mu yaptırdın? Üç tabii ki. Şu an sevgiliniz diğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Nasıl ya? Alo aşkım. Ozan neredesin? Niye geç açıyorsun telefonu? Çalışıyorum bir tanem. Tamam hadi işini yap da bize pizza getir köpek. Aşkım 3 aydır her gün sipariş veriyorsun. Bak sizinkiler anlayacak artık. Ne yapalım Ozan? Görüşmemizin tek yolu bu. Ayrıca bizimkiler koyun borsa falan kafayı yediler onlara. Anlamazlar merak etme. Tamam aşkım tamam getiriyorum. Hadi ben. Beni tercih ettiğin için teşekkür ederim. Salak mısın? Oğlum sen ne yaptın lan? Sen ne yaptın? Koyun dedin, boğar dönemi dedin sen lan. Baba. Ya, ne oluyor be? Baba benim de suçum var. Alım dönemiydi ya. Lan bir tarafımızdan kan alım dönemiydi. Ne oldu? Hangi kolun? Kolun yemir, kolun yemir. Kolun yemir. Ya nasıl baktınız? Ne oldu ya? Ya biz kınalı koyun aldık. Aldık koyuna bak. Allah'ını seversen ya. Oğlum ölürsem... Olur da cennete gidersem diyeceğim ki Allah'ım ya Rabbim bu it oğletin burada ne işi var diyeceğim sana onları konuşacağım. Tamam babacığım anladım da nasıl battınız, nasıl becerdiniz ya? Titanik gibi battık. Of. Ya hayır Titanik gibi değil. Titanik aramaya giden o bakmaya giden bir tane denizaltı vardı onun gibi battık. Oceans mı? Oceans yalan mıydı böyle puf diye. Allah. Film miydi lan bilemiyor baba bilet bir tur oynuyor. Ne bileyim ben o işte onun gibi. Ama güzel film. Türkiye'ye has lezzeti ve Anadolu'nun özenle seçilmiş baharatlarıyla hazırlanan %100 yöresel Stevens Handmade Pizza. Haydar Pizza Saray değil miydi oğlum Sinan? Efendim sizden kazandığımız paralarla biz markalaştık. Görüyorsun değil mi? Kazanan kazanıyor. Kazanan kazanıyor. Çok özledim. Ben de seni çok özledim ya. Pizzanın üstüne sucuklardan adını yazdırdım. Ulo! Vah 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 vah!
Ne uğraşıyorsunuz lan siz orada? Efendim 30 dakikayı geçen siparişlerde istemezseniz para ödemiyorsunuz. Bundan faydalanmak ister miydiniz? Onu diyordu. Kaç dakika oldu bizim? 32. Olur. Yok olma. 2 dakikadan şey mi olacak oğlum? Sorun yok, getir gel. Ya baba bedava işte, yiyelim şu bedavayı ya. Lan haram düşkünü. Haram düşkünü. Bırak çocuk gelmiş işte, ne güzel getirmiş pizzamızı ya. İşinden mi olsun? Yes. Sağ olun babacığım. Ne babası lan? Ben sizin ödemenizi yapayım isterseniz. Çok ya merak. Dur kızım sen de. Pişt. Abin var burada, çık. Aha. Çık. Aptal çocuğum. Baba para. Bir an dedim Allah'ım galiba ödeyecek bu çocuk. Bir böyle içime bir şey oldu, böyle ödeyeceğini sandım. Bende para maran yok. Bizi soktuğunu koyunlardan ver, o düşüklerden. Tabii malsa çocuk. Baba ben öpücükle ödedim. Yok efendim, benim tikim var da karşı koyamıyorum. Oğlum bana karşı koy lan, manyak mısın sen? Allah Allah. Paraya gerek yok da aslında, bu seferlik bizden olsun. Ya yok şimdi, namkoyun diye bir şeyle ödeyeceğim ben. Tamam, sen şu arını göster bana. Bunu atacağım, bu değerlenecek. Tamam, bunu sen kullan. Teşekkür ederiz, çok sağ ol. İyi günler, afiyet olsun. Bahşiş verdim baba. Nasıl ticari zeka var? Sen üst düzey ticari, vehbi koçsun oğlum sen. Sen gerçekten yeni nesil bir vehbi koçsun gerçekten ya. Allah Allah, 1000 liraya aldığımız coin'i gittik bir tane pizza aldık coin'e. Bir tane pizza 1000 dolar. Dilim. Aç şunun televizyonu, açın da bari bir ses olsun yemek yerken ya. Of. Son dakika. Elon Musk işaret etti. Milyonlar zengin oldu. Kınalı coin alan şanslı azınlık şimdi 200 bin doların sahibi. Ayhan, açlıktan ölüyorum biliyor musunuz? Ay. Sakın yeme onu! Sakın yeme! Sakın yeme onu! Çıkır kız! Anneciğim, ne geldi? Ne oluyor be? Ya anne, senin bu oğlun bizim 1000 dolara aldığımız kınalı koyuna pizza aldı. İnanabiliyor musun? Kuryeye verdi parayı ya! Ne sarsıyorsun beni ama o koyun batıktı zaten canım. Siz benim gibi borsadan kağıt alacaksınız. Kaç tane şirketim var benim. Hanım! Bir gecede 200 kat değerlendi o! Ne? Anne! Tamam dur, ben kaldıracağım onu. Dur bekle. Borsa İstanbul bugün saat 16 itibariyle karını durdurdu. Ne? Ne olacak o şirketler kadar? Allah'ım biz nasıl yapacağız? Biz nasıl bir aile olduk? Birisi gider koyuna para yatırır, birisi borsada kağıt peşinde koşar. Ulan bana oldu. Ne oldu baba? Ananın... Kolonya ver. Kolonya ver. Verdik ya baba. İçeceğim bu sefer, içeceğim ben. Babaya düşsün. Baba. Ne? Baba. Bak şimdi ne olacak? Nasıl para yiyorum bak. Lan! Tamam. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız yani? Arayacağız kuryeyi, geri gelecek, isteyeceğiz coin'i. Olmaz! Sebepsiz yere şimdi insanları eve çağırmak istemedik diye öyle söyledim. Tamam canım, bir sebep bul. Olmaz! Bir kez olsun bana bakın istedim ya. Senelerdir sana bakıyoruz lan it! Tamam. Cüriyetsiz! Tamam, tekrar sipariş veririz. Zaten hep aynı kurye geliyor, niyeyse onu da hiç anlamadı. Allah Allah ya. Sipariş ver. Sipariş veriyorum baba. Of. Şurada. Şöyle. Şunu da söylüyorum. Güzel. Şunu da söylüyorum. Bol malzeme söyle bari. Bol malzeme söylüyorum. Bol. Lan ne önemi var? Manyak mısınız ya? Allah Allah, bu çocuk siparişi verin. Nasıl olsa kaç tane kuryeleri var ki bunların? Bir şekilde denk getireceğiz. Gelir kurye, alırız canım. Gelir ya çocuk. 200 bin dolarımız var. 200 bin çocuk da. Sen çok zamanında berberde falan da çalıştın. Doğru baba. Zaten bana bassan bak, annem iyi hatırlattı. Zamanında ben yan kesici değil miydim? Alırız ondan bir çek. Paspadan başladım lan. Haramın öz oğlu. Paspadan mı başladım? Ya öyle bir şey değil babam ya. Ben zamanında berber çırağı değil miydim? Yanlar kesik, üstler uzun. Yan kesici Burak. Çok affedersin, bu bilgi bizim ne işimize yarayacak oğlum? Çocuğu tıraş mı edeceğiz? Ya yok baba, vermezse berberden adam toplayıp dövdüreceğiz. Ha, gel! Ne
yemek ya dövdüreceğiz. Baba kuryede bir emekçi sonuçta. Niye öyle kötülükler yapıyorsun? Kızım ben sana bir şey söyleyeyim mi? 200.000 dolardan bahsediyoruz burada. Evet. 200.000 dolar. Ben o para için babamı boyarım eniştem diye satarım. Allah. Evet. Seve seve vermezse... Çok izlem anlama. Sen söyledin mi? Söyledim. Kurye mi bu? Bakıyorum. Gelmiş mi? Bak bakayım. İki tane çatal böyle yapıyor baba. Tamam yakın o zaman geldi burada. Gel, gel. Açıyorum kapıyı. Hadi, açar açmaz beni al içeri atacağım. Tamam, hadi. 3, 2, 1. Türkiye'ye ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu kim lan? Türkiye'ye has lezzeti ve Anadolu... Ya bildiğin niye Türkiye'ye has lezzeti? Sen kimsin? Stephen Hunt mi pizza? Ya Allah Allah, bu değil ya. Kardeşim, biz 1.80 boylarında kasklı birini arıyoruz. Abi galiba siz bir kurye arıyorsunuz. Sen ne kadar zekisin ya. Vallahi kuryenin de böyle şakacısına denk geldi ha. Öyle değil oğlum, öyle değil. Bu böyle 1.80 boylarında ezik üzük bir tip. Yakışıklı. Böyle çarpık çırpık duruyor. Aşırı karizmatik. Yüzü böyle meymenetsiz. Yerli kıvanç tatlı tuğda denebilir. Sence biz aynı kişiyi mi anlatıyoruz şu anda? Kızım sen... Ben çok affedersin, salak mısın? Kıvanç Tatlıtuğ yerli zaten. Hayır baba, hep evimize geliyor. İçimizden, bizden bir manası. Ya tamam oğlum, biz böyle işte hoş, yakışıklı, 1.80 boylarında bir çocuğu arıyoruz. Şimdi yakışıklı dediğinize göre ben olabilir miyim? Ben miyim? Ya Şenizhan. Evet Şenizhan. Çok ben olabilirim çünkü. Hani ben de doğru, kapıdan güçlü saçmalıyım. Evet seni arıyoruz, seni sana tarif ediyoruz. Gerizekalı. Geç hele, otur tamam geç. Geç otur bana, tamam ya. Şey yap. Ben bütün uygulamalardan basıyorum anne. Her yerden bas geçsin. Bütün uygulamalardan. Türkiye'ye annenin has lezzeti. Lan bir sus. Otur oğlum. Bastım tamam. Baba. Bütün uygulamalardan bastım. Cayır cayır. Ozan neredesin gerizekalı? Bana bak. Niye herkes beni çekiştiriyor bugün ya? Bana bak. Senin adı Ozan. Sen tanıyor musun öyle birini? Ha, siz 1.80 boylarında kasklı Ozan'ı söylüyorsunuz. Tanıyorum ben Ozan'ı ya. Oğlum demin aynısını söyledik ya. Biri dedi. Bak bak çok sinirleniyor. Demin aynısını söyledi. Kaslı demediniz. Kaslı dediniz. Ozan kaslı değil. Lan ne önemi var? Ne önemi var? Ne yapıyorsun ya? Duruyorsun bana ya. Ne dedi Ozan? Nerede? Çabuk söyle. Ha, şey dedi. Dur. Bir şeyden, paketten geldi. Dedi ki hiçbir şey dedi eskisi gibi olmayacak artık dedi. Her şey çok değişecek dedi. Allah belanı versin Ozan. Parayı bana ver. Ne oldu? Ben anladım. Geldi. Açıyorum. Aç bakalım hadi. Verdin değil mi? Her yerden. Verdim. Her yerden verdim. Hazır mısın? Almış koy. Türkiye'ye has lezzeti ve Anadolu'nun bağrını... Bu kim lan? Geç lan şunu, bu değil. Türkiye'ye has lezzeti ve Anadolu'nun... Bu da değil. Geç. Türkiye'ye has lezzeti ve Anadolu'nun... Bu da değil. Türkiye'ye has lezzeti ve Anadolu'nun... Sen kimsin lan? Geç, çık. Türkiye'ye has lezzeti ve... Teyze senin ne işin var burada? Çiftlik işim oğlum, bana EYT vurdu. Teyzem bile bizden fazla kazanıyor, görüyor musun? Geç teyze, geç. Sen de geç, bu değil. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Geç, bu da değil. Bu da değil. Sen kimsin lan? Abi kurye. Abi kurye mi? Yok. Yok da. Allah'ım şuna bak. Allah Allah, nerede bu çocuk? Nerede? Lan götürden fazla kuryemiz oldu ha. Allah. Ya hep aynı çocuk gelirdi. Ben anlamadım ki şimdi ne oldu? Nereye gitti bu çocuk? Hanım, çocuk sırra kadem bastı. Paraları koydu cebe, kaçtı gitti. Kulun yok. Kulun yok. Kulayı nerede lan? Ya ver babana. Oh, bana değil oğlum, misafirlere tut. Baba bunlar çok kalabalık. Lan gözlerine bakacağım. Gözünüzü pardon, bana gelmedi tam. Ha? Bana tam gelmedi. Aç ağzını. Tam geldi. İyi. Hadi dur. Ben bir de bir pizzayı ödeyeyim anne. Oğlum! Lan! Yok. Temassız ödeme bittiydi de. Ya ödesin işte. Tamam. Kurye arkadaşlar, beni dinleyin. Biz 1.80 boylarında kaslı bir arkadaşınızı arıyoruz. Kurye arkadaşınızı. Böyle çarpık yüzlü. Adi. Böyle nane molla bir tip. Şerefsiz. Böyle bir ayağı kısa gibi ama değil. Yalancı, alçak, kötü huylu bir tane aptalın tekini arıyoruz biz. Kızım senin bu öfken kime, ne oluyor ya? Baba adam dolaylarımızı aldı, kaçtı. Ne saçmalıyorsun ya? Nasıl öfkelendin? Doğru söylüyorum. Doğru. Ya çok affedersiniz arkadaşlar. Pardon, ben gidiyorum ya. Ay hayır, kurye bey gidemezsiniz. Hanımefendi, ben kurye falan değilim. Aa,
E ne işin var burada o zaman be? Ya ben sokakta bu teyzeyi gördüm. Poşetlerimi taşır mısın dedi. Kuryeymiş kadın. Motora atladı benim arkadan. Burama burama öfledi ya yol boyu. Sağ ol oğlum, insanlık ölmemiş. Ne demek teyzem, baş tacısın. Bu oğlunuz mu? Maalesef. Aa hemşerim, nereye böyle? Allah başka dert vermesin. Başka dert vermesin. Gerek kalmıyor zaten. Bir oğlumuz olur. Başka derdi gerek bırakmadı. Ya sen ne yapıyorsun? Niye yiyorsun pizzayı? Benim pizzam bu. Nasıl senin pizza? Ya ben gelen müşterisiyim. Ben kalabalığı görünce paketi beklerken bir anda buraya geldim. E tamam hadi git o zaman. Ne işin var burada? Ha yok, olay beni çok sardı. Siz ben yokmuşum gibi devam edin. Abi bu lan? Arkadaşlar. Hoşuna mı gitti? Hoşuna mı gitti? Allah. Hoşuna mı gitti? Tamam. Ben abla gel al müşterisi. Çık git müşterisin lan bundan. Arkadaşlar, biz kuryeler olarak Türkiye'de hiçbir zaman istediğimiz protestoları, şeyleri, eylemleri gerçekleştiremiyoruz. Madem toplandık, o zaman eylem yapalım. Çıkarın telefonları, eylem yapalım. Lan oğlum... Kuryeler de bağırdık! Kuryeler de bağırdık! Kuryeler de bağırdık! Kuryeler de bağırdık! Lan! Vardı. Tamam, vardı. Tamam, tamam, tamam. Ay nerede bu çocuk, çıldıracak. Biz yoktur demiyoruz. Kuryeler vardır. Bakayım. Evet. Aa, kuryeler de var. Gördüm, evet, biliyorum. Bu mu derdimiz bizim? Aa. Biraz kendinizi oraya verin ya. Başka bir şey peşinde. Baba, gelmiş olmasın. Kapımı aç. Baba, doğru çalıyor. Açıyorum, bu sefer olsun. Allah'ım inşallah. Türkiye'ye has lezzeti ve... Senin has lezzetine başlar. Neredesin lan sen? Sen, neredesin sen? Neredesin sen? Pizzada ananas istemiyoruz. Evet. Pizzada ananas istemiyoruz. Evet. Pizzada ananas biz istemiyoruz. Tamam. Oğlum. Çocuğum. Oğlum, yavrum. Yavrum bak, başka bir şeyin derdi. Seni dövmekle meşgul etme beni lütfen. Arkadaşlar, pizzada ananası ben de sevmiyorum. Ama ne olur kendinizi çokolaya verin artık. Lütfen. Çocuğum, biz bu siparişi hiç ısırmamış değil, geri iade etmek istiyoruz. Şeyime, koyayım. Ama ben size sordum, iade ister misiniz dedim. Siz almam dediniz, ben alamam şu an. Hayır, biz almam demedik, almam dedik. Alman usulü gibi. Alman usulü sen, değil be. Oğlum şunu al şunu sen. Al şunu sen. Al oğlum şunu. Efendim ben öyle rüşvet kabul eden birisi oğlum, değilim. Oğlum al şunu. Alamam lütfen. Alırsın. Pişt, dostum. Şöyle bir araban olsun istemez misin? İstemem. Çünkü ben araba sürmeyi bilmiyorum. Aptal. Gerizekalı bu. El arabası gösterdim, sürmeyi bilmiyorum diyor oğlum. Sen gel bakayım. Çocuğum, en nihayetinde genç bir adamsın. Genç insanların da bazı ihtiyaçları olur. İhtiyaçlarını karşılayabilirim. Yok artık ama ya, ne diyorlar? Baba ne ya? Diyorsun sen? Ne diyorum lan? Ben öpücüklü ödedim, sen kendini sürüyorsun adama. Hayır, hayır. Burada bir değil kaç tane kurye var baba. Hayır lan, onu demiyorum ya. Masa başı iş teklif edecektim ya. Ben o filmi izledim baba, izledim. Sus lan! Sus! Sus, bir dur ya. Oğlum, ya bu iade alman için... Ne istiyorsun ya? Söyle. Efendim, sizin için de uygunsa kızınızı. Ne? Size ne oluyor be? Kuryeler de bağırdık! Kuryeler de bağırdık! Kuryeler de bağırdık! Tamam, tamam arkadaşlar. Dedim, sana da geçelim. Geç şöyle. Ya şunu tam ödeyemedi, bir ödeseydi. Sus, bir ödeyeceksin. Allah Allah ya! Sen ne demek? Ne kızı, ne diyorsun? Sen ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun lan? Hem bizim paralarımızı cebe at. Hem de kızıma göz koy. Olur lan böyle şey? Olur lan bu arada. Olur ha, olur tamam. Ne diyorsun Necati? Ne diyorum lan? Ben kafayı yedirttiniz bana lan. Oğlum bana bak, şu koyunlarımızı teslim et. Kızımdan da uzak dur. Kızdan da uzak dur. Çabuk lan. Terbiyesiz seni. Şu yalamadan yoklasın parasını. Ya geri baba gidersin. Bir dakika dur ya. Öf. O zaman benim sevgilim baba, tamam mı? Onu öyle bakma. Onun işi benim okulundayken görüşemiyorduk. Ben de hazır kurye böyle eve gelsin gitsin. Hep o getiriyordu o yüzden siparişleri. Nasıl? Lan sizin aşkınız yüzünden mi ben 10 kilo aldım? Yani iştahın açıkta değil. Ay yok, ben löp löp gömüyordun sen de. Ben borsa morsa yüzünden hiç yemek yapmıyordum ki, doğru. Sürekli pizza yiyoruz biz. Efendim, ben de müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Yani biz kızınızla birbirimizi çok seviyoruz. Benim de gözüm ne mal, ne mülk, ne de koyun da yani. Hiç umurumda değil. Benim için tek önemli olan İlayda. Aynen aynen, ne hayatlar var ya.
Şu parayı at, hadi. Tamam, şef. Oğlum git bir dakika, tamam. At parayı. Şişt. Sen benim kızımı mı seviyorsun lan? Şişt. Ha? Ne yapıyorsunuz? Sen benim kızımı mı seviyorsun? Hı? Hı? Arkadaşlar, arkadaşlar, Türkiye'de kuryeler de sevemez. Kuryeler de sevemez. Kuryeler de sevemez. Kuryeler de sevemez. Tamam. Ya ben bunu öptüm ya. Bunu öptüm baba ya. Oğlum gelir misin? Tamam. Seni özel bir yerde döveceğim. Tamam. Necati. Tamam, oğlum bir şey diyeceğim. Şöyle gel, vazgeçtim. Bana bak. Önceleri bir gıcık olsam da sana, çünkü paramız gitti, çok normal. Ama gördüm ki gerçekten senin parada marada gözün yok. Öyle olsaydı çeker giderdin buradan. Aslanım benim. Lan gerçekten kızımı seviyorsan ailenle gel, kızımı iste lan. Olur, çok teşekkür ederim. Tamam mı? Koyunları da size düğün hediyesi veriyorum lan. Ya! Çok değil Rıza. Ya! Siz de gidin lan artık, hadi. İşiniz gücünüz yok. Zil geldi. Çok cömert. Skecin yazarı Berk Türkmani. Ona bir alkış ve alkış sağlar. Zil'e gidiyor. Peki ya arkadaşlar, gerçekten başınıza böyle bir şey gelse. Mesela Safa. Gerçek hayatta coin alıyorum ve yanlışlıkla... Coin alıyorsun. Yanlışlıkla da vermiyorsun, tamam mı? Düştü falan, benden bana gösteriyorsun. Ben diyorum ki, Safa sen bana bunu ver. Üç kuruş alıyorum elinden. Sonra ertesi gün bir bakıyorsun, böyle bir şey olmuş. Oğlum uykular kaçar ya. Peki bana bir gece şeyden... böyle düşünürüm yani. Ama hemen aramam mesela seni. Ne zaman ararsın? Sen aramazsın. İki dakika sonra falan ararım. Ya tabii sen bana ulaşabilirsen, geri vermek durumunda kalırım. Sen verir misin mesela bana? Al lan yarısını senin olsun. Utanırım, veririm. Yani hepsini ya, veririm. Ya vermez biliyor musun? Vallahi vermez. Vermez. Gerçekten veririm. Verenler de vardı. Verenler de vardı. O zaman çok güzel hareketler devam ediyor. Şimdiki skecimiz, bir ailemiz var. Çok heyecanlılar. Kayseri'de yaşıyor bu ailemiz. Ve oğulları Oxford'da tıp okuyor. Oo. Evet, aile de çok heyecanlı bu durumdan. Heyecanla oğullarını karşılayacaklar ve bakalım neler olacak. Atakan ve Batuhan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ya bu sofranın hali ne ya? Oğlumuz İngiltere'den geliyor. Hiç prestijli değil ya. Susan, come here. Ay ne oldu Yusuf, ne var ya? Ne var? Ya Allah aşkına ya, Susan'cım ya. Böyle olur mu ya? Bizim oğlumuz Oxford'da tıp okuyor. Sen kalkmışsın, Kayseri yağlaması yapmışsın. Ne yapacaktım Yusuf, ha? Oxford sıktırması mı yapacaktım? O ne kız? Manchester yuvalaması ama kuzudan olanı. Harbi değil mi? Ha inandı ya alık. Saçma sapan konuşma. Sen geç dalganı. Sen geç dalganı. Oğlumuz David'e rezil olacağız. David ne ya? Çocuğun adı Davut. Ya o Türkçe adı. Onun İngilizce adı David. Senin İngilizce adın Susan. Benim İngilizce adım Joseph. Ya senin daha pasaportun yok be. Senin gittiğin en uzak yer Elazığ, o da askerlik için Joseph. Ne olacak ya? Ben haftaya Avrupa'ya gidiyorum, Edirne'ye. En azından çabalıyorum. İyi.
Oraya git bir dağın tepesine çık. My name is Joseph diye bağır da seni bir dövsünler. Ne alakası var ya? Aman hadi oradan bir. Ay oğlum geldi. Oğlum gel. Çık şuraya. Ne geç tamam öyle sen git. Sen aç. Ben açacağım mı? Tamam. Hello. Bir dön, bir bakayım. Anne! Buradasın. Oğlum sen bir deri bir kemik kalmışsın. Yıllar senden ne çok şey götürmüş. Anne daha gideli 3 ay oldu ya. Sus lan, bana yıl gibi geldi demek ki ne var? Welcome my son, I am your mother. Hoş bulduk baba, hoş bulduk. Ben defadır. bu kim lan? Bu kim? Ya sorup duruyordunuz ya İngiltere'de oda arkadaşın kim diye. John. Oh, geç. Welcome. In the school yesterday, I've got Melbourne sometimes. Okay. Her tuşa basıyorsun, her tuşa. Selamünaleyküm bey amca. Bu selamünaleyküm diyor. Oğlum bey amca diyor. Sen mi öğretmiyorsan Türkçeyi? Yok baba, Türk dili ve edebiyatı okuyor. İngiltere'de. Evet. Ben biliyor Türkçe, Türkçe biliyor ben, biliyor ben Türkçe. Ya bu yerleri değiştirince başka bir şey diyor mu zannediyorsun? Aynı şeyi diyorsun oğlum sen. Oğlum bu nasıl Türkçe ya? Bu nasıl edebiyat? Papağan bundan daha iyi konuşur. Ama babacığım papağan çok özel bir kuş zaten, öyle düşün. Daha hazırlıkta arkadaş. Ya kimse işte senin oğlun gibi tıp okumuyor baba. Ay dur, tıp demiş ki. Doktor Davut. Masaya bekleniyorsunuz. Biraz oturalım hadi. Bak hemşire yaptım beni. Çok güzel ya. Ya böyle hep filmlerde görüyordum herkesin böyle zengin ailelerin aile doktoru oluyordu ya böyle. Hastalanınca işte aile doktorumu çağır. Hep özenirdim. Benim de artık bir aile doktorum var ya. Kızım sağlık ocağındakiler de aile doktoru. Ya bırak, onların hangi ailenin doktoru olduğu belli değil ya. Gel sen bana yardım et, şu tabak çanağı getirelim. Yorma beni şimdi ya. Come here you bastard. Anama mı sövdün? Yok o madafaka. Gel be anlatacağım. Geçen hafta dedin onu bana, o zaman sövdün o zaman. Ya gel ya. Biz burada şey yapalım. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Ne var lan? Lan kapıdan girince hay my name is Johnny de geç. Ne selamın aleyküm bey amca diyorsun. Belki Müslümanmış bu Johnny, olamaz mı kardeşim? He? Olamaz. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Türk dili ve edebiyatı okuyor dedin lan. İnsanlara sen mal mısın? Ne bileyim, aklıma o geldi ya. Tam bak kardeşim, çaktırma gözünü seveyim, yardımcı ol. Bak annemler Oxford yerine Çorum'da okuduğumu öğrenirse sıkıntı çıkar. Oğlum. Ben Sultanahmet'te örümcek adam satan adamım lan. Beni soktuğun durumlara bak senin. Tamam. Yapacağın içi de var ya. Abicim yardımcı ol, yapacak bir şey yok işte ya. Tamam olacağız, bir şekilde yardım edeceğiz. Yani soru sormadıkça konuşmayacaksın. Tamam bilmiyorum diyeceğim. Tamam bilmiyorum. İngilizce bilmiyorum ne demek? Bilmiyorum. Aa aynısı. Azerbaycan Türkçesiyle de benziyor. O da bilmirem diyorlar mesela. Demek ki bunların ikisinin aynı olabilir. Saçmalama gözümü seveyim. Ne diyorsun? Ne söyle bakayım? İngilizce bilmiyorum. I don't know. I don't know. Oh yeah, come on. Bir şey de sallı oğlum come işte. Tamam. Oğlum ben bir şey söyleyeyim mi? Ben hem İngilizce hem Türkçe bir şey söyleyeyim, kafalarını karıştırayım. Neymiş o? Şiş kebap. Abi sen mümkün mertebe sus. Ben umurum yeri gelirse ama söyleyeceğim. Tamam. Sustum bence. Allah aşkına sus. Oh yeah, come on man. Yeah, I don't know. Doktor Davut. Sofraya bekleniyorsunuz. Ay çok güzel ya. Lütfen. Ananın el açma böreğini özlemişsiniz. Aa çok özledim. O yüzden yapmadım. Şey bu hazır bu. Babasında kolesterol çıktı biliyor musun? I don't know. Çocuğa ne anlatıyorsun sen, Allah Allah. Ya kolesterol hikaye. Onları hallederiz de. Ya şu anda odaklanmamız gereken şey şu. Bu masada Oxford'da tıp okuyan biri var. O da bizim oğlumuz ya. Ay Allah'ım şükürler olsun. Helal olsun sana. Yemedim yedirdim ye oğlum. İçmedim içirdim iç oğlum. Giymedim giydirdim giy oğlum. Oh yeah, come on. Ya mucize doktor ya. Estağfurullah babacığım, abartma. Yok oğlum, senin doktor olman mucize. Evet. O manada. John, bak John. Bundan biz değil doktor, adam olmasını beklemiyorduk. Öyle bir çocuktu bu. Bunu anasını okula götürüyordu, kapıya bırakıyordu. Gidiyordu kapıda, aynı bekliyormuş, geri alıp geliyordu. Derslere girmiyormuş. Okulun kapısından kızlara bakıyormuş bu. Ya hiç olmasa gir içeride, yakından bak. Öyle değil mi? Ay veli toplantılarının baş kahramanı. Herkes şikayetçi. Bu çocuğun velisi nerede dediklerinde diyemezdim anası benim diye. Yıllarca herkes beni Davut'un komşu teyzesi sandı. Ya bir gün böyle veli toplantısından çıktık.
Bu beni gördü, özlemiş tabii. Böyle açtı kollarını. Nasıl koşuyor anne, anneciğim diye. Ay ben bir stres oldum insanlar görecek diye. Ama analık işte dayanamadım. Gerişine bir yapıştırdım buna. I don't know. Neyse işte öyle anılar canlandı. Kusura bakmayın analık. Vallahi hanım sen kusura bakma da senin analık değil adilik. Ya baba öyle deme ya. Anam sonuçta. Vallahi anne hakkın ödenir gibi de ya. 4 dikiş atıldı o gün var. Fena koydu bana. Söz düşe kanka büyüdün işte. Kocaman doktor oldun. İşte doktor demişken şu omzumda bir ağrı var. Baksana şuna. Ya şu ne yapıyorsun baksana. Ya hanım ya? Sofrada olacak şey mi bu ya? Allah aşkına ya. Sofrada yapılacak hareket var. Yapılmayacak hareket var. Gel sen buraya belime bak benim. Gel çok fena gel. Baba ama öyle olmaz ki ya. Oğlum ya? Gel buraya ya. Utanma ya. Sıyırayım mı? Şu şey sağ lobun üstü. Sağ lob ne baba ya? Allah biz daha o konuya gelmedik. Yok. Çocuk. Lobunu işlememiş daha. Sonra bir şey yaparız. Bu kim ya? Selamlar. Oğlum niye baharlan yeni stil mi yaptın kendine? He evet. Ne oldu beğenemedim. Hoşuna gitmedi mi? Çok çok yakışmış. Hoş geldin Hüseyin. Davut gelmiş doğru mu? Geldi geldi. Ah gözün aydınsın o zaman. Sağ ol. Hüseyin. He. Bu kim bu? Bu yeni kiracım benim. Emily. Senin evin mi var lan? Evet. Zoruna mı gitti neden? Benim evim olamaz mı? Hiçbir Kapıcılar Kralı izlemediniz ya Allah Allah. Tamam tamam, tamam, tamam Hüseyin hayırlı olsun evin de. Ya böyle yabancıya verilir mi? Tanımayız etmeyiz. Anlamıyor değil mi öyle konuyu? Yok yok. Salak! Anlamıyor gördün mü? Hiç anlamaz. Ay yabancı demişken John üstüne alınma. Sen yabancı değilsin. Annen anladı hacı ben sana söyleyeyim. Bizim şöyle bir durumumuz var. Şimdi ben kiralarla ilgili diye hani konuşacağım ama kendisi Türkçe bilmiyor. Ben de İngilizce bilmiyorum. Hani dedim ki Davut dedim bize yardımcı olur mu dedim. Sonuçta çocuğumuz bizim ya mahallemizin evladı. İngiltere'den geliyor. Oğlum ne işçi adamsın ya Allah Allah. Vücut diliyle anlatmaya çalışsaydın ya. Vücut diliyle bir kira depozisyon der misin? Demem. Oğlum var benim o söyler. Emily, look. Look, oğlum sen okey. Tıp, Oxford tıp. Oxford tıp. Bak, şırınga. Okey, şırınga. Pıt, pıt, pıt. Gördün, şırınga. Al şunu bana yine yap. Al şunu, al şunu. Bas, bas, bas. Ama! Ya o damara denk götürdün. Pamuk bas, pamuk bas. Pamuk yok. Oğlum şırıngaya inandım, pamuk bu yok. Bas şunu. Ha, al. He, titret, titret. Baba ne istiyorsun lan? Lan doktor titretmesin. Ne yapıyorsun ya? Anladım. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum sen de? İyi bir de çıkar üstünü şurada. Saçma sapan şey ama. Davut, oğlum konuş hadi kızla. Hadi annem. Şovun bitti mi abi? Bitti. Tamam. Şey söyle. De ki, kira 9.000 lira. De ona. Ama 6 ay peşin verirse 10 olur. Öyle söyle. Abi peşin verdiğin zaman daha düşük olması gerekmiyor mu? Hayır peşin veriyorsa zengindir oğlum. Niye ucuza vereyim manyak mısın? Allah Allah öyle söyle. Peşin verirse... Emily! Dinle! Okay! Can you? Emily, look at... Bu o değil, dur. I go to my dükkan but the... Yeah. Çok acıdı. Yeah. Like. What? Ne dedi? Bir şey dedim. Bir şey dedi. Ne dedi orada? Abi sıkıntı yok. Anlaştık biz zaten. Kendi aramızda anlaşır. Çok iyi bir ev sahibine benziyor dedi. İstanbul'da çok seviyormuş zaten. Sultanahmet'e bir iki kere gelmiş. Küçük yaşta fotoğrafları var. Anne babası ayrıldıktan sonra daha İstanbul'a gelmemişler ama hep içinde ukde kalmış. Evi de beğenmiş, alttan ısıtmada bir problem var diyor. Cam kenarlarındaki süngerler de biraz eskimiş. Rüzgar alıyormuş. Onu da halledersek zaten kendi aramızda da çözeriz. Sıkıntı yok. Ben beğendim evi diyor. Onu mu dedi? Ak dedi. Vak dedi. Sadece bir böyle nida gibi onlar mı demek oluyor? Abi İngilizce'de bazı kelimeler bazı anlamlara gelebiliyor. He.
Tamam lan, sen gururumuzsun ya. Eyvallah. Sen bu mahallenin gururusun vallahi billahi. Seni her gördüğümde içimde böyle diyorum ki kendi evladım gibi. Ne olur kusura bakma. Seviyoruz lan seni. Sağ ol Zeynep. Herkes seni çok seviyor. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Okey. You are idiot. Aydat sonra halledeceğiz. Tamam mı? Aydat diyor. Hep Aydat. Kafalar orada. Evet, evet. Evet. Ya vallahi helal olsun. Konuşmadın, resmen şakıdın oğlum. Evet, eyvallah baba, sağ ol. Hadi John, gidelim biz artık. Daha John'a Sultanahmet'i gezdireceğim ben. Sultanahmet, Sultanahmet, şiş kebap. Şiş kebap, ooo. Acaba. Hey, dur nereye? Amcamlar gelecek daha ya. Ya anne, gözünü seveyim. Amcamlar ne alaka? Amcam şimdi gelecek, sonradan görme, böyle bilmiş bilmiş konuşacak. Aa, lütfen. Amcan hakkında öyle konuşma. Amcan her ne kadar sonradan görme, pinti, adi, şerefsiz, haysiyetsiz. Ya ara şunu gelmesin, sinirlerim bozulur. Geldiler, ne yapayım ben? Geldiler. Yap, geç otur, otur sizde. Aynı hissiyat. Allah Allah. Vallahi gidelim. Hava atacağım ben. Hava atacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Benlik vereyim sen. Ha canım benim. Polisler kaşıntı yapıyor. Biliyorsun ben kendim getirdim, merak diye. Etme. Al benim bir tane. Benim yerde. Seninkiler de orada. Bana neden topuklu terlik getirdi? Canım benim, daha zengin gösteriyor ondan. Geçin, geçin. Hoş geldiniz. Ne haber abi? İyi, hoş geldin. Geçin. Vay aslan yeğenim, hoş geldin. Ne haber ya? Hoş bulduk amcacığım. Ay ben var ya. Sağ ol, sağ ol canım. Alışmadık. Ne yapıyor Şükrü? Alışmadık ya, şey oldu üstümde. Ya. Yenge, ne yaptınız? Merhaba canım benim. Hoş geldin yenge. Rahat geldiniz inşallah Şükrü. Ay canım benim, rahat geldik hadi. Ama çok zor bulduk. Yani ne bileyim, buralar çok bizim müstakil villanın olduğu gibi değil yani. Kız daha geçen sene alt katımızda oturuyordun. Ne ara unuttun? Aynen, aynen. Unuttuk. Amcacığım okul nasıl gidiyor? Ha iyi vallahi, ne olsun işte, okulda araya girince böyle bir gelelim dedik ya Türkiye'ye. Davut abi, Davut abi orada kızlar teklif ediyormuş, doğru mu? Doğru abicim ama sana etmezler. Ne oldu ki buna? Ya o bazen bizi öyle cezalandırmak için yapıyor. Taycan yapma anneciğim, yemeğini ye. Lan o benim elim. Canım benim, o et yemeye alıştı ya ondan. Canım benim, doğru düzgün şunları yer misin? Bak iştahın kaçacak. Acaba birazcık kaçsa mı ya? He amcacığım? Ama bak ne yaptınız? Ne yapıyorsun anneciğim? Yapma şöyle, yapma. Bak, sarmayın suratıma. Bana bak, bir şey söyler misin şuna Latif? Ya yalan yapıyor ya. Yalan yapıyor ya, Allah Allah. Ya 15 yaşında bir çocuğun tansiyon ilacı aldığı nerede görülmüş ya? Ya insan evladına tansiyon ilacı yazdırmaya hastaneye gider mi ya? O zaman doktor Davut abisine soralım, bu kilo problemi için ne der? He, kilo prop tabii. Ya İngiliz tıbbında bazı çözümler var. Yemesin. Hiç bizim aklımıza gelmedi. Şeytanın aklına gelmez mi? Bravo yani. Ay, bu da anlamış gibi gülüyor ya. I don't know. Arkadaş kim? Amca tanıştırayım, John. Benim İngiltere'den arkadaşım. Ya sen bizim o tükenme oralara kapalı çarşıya geldin mi hiç? Hayır hayır, gelmedi. İlk defa geliyor Türkiye'ye. Baba, baba, bu aldığın örümcek adam çok adi, bozuk ya. Bu yapışmıyor. No, no, no. I don't know. No, no. Bunu mu savunacak? Ay Latif, çocuk İngiltere'den gelmiş. Nereden bilsin kapalı İngiltere'den çarşıya? İngiltere'den mi geldi ola? Evet, evet. Çok bayılırım ya. I love England. Are you from London and Manchester? Ne dedi? İnan ben de bilmiyorum amca. Ama biz birlikte odada çok fazla Kemal Sunal'ı izlerdik. Aa. Belki ondan etkilenmiştir, değil mi lan? Sana Manchester diyor adam. No Manchester, yes Galatasaray. Yes, no Manchester. Hareketlere bak, sen bunu Müslüman mı yaptın? Namaz mı kılıyor, ne yapıyor bu? Ha yok, çok büyük fanatik, Icardi hayranı. Türkiye'ye de zaten saçını sarı yapsın diye geldi amca. Biz ne yapsak? Hadi gidelim artık. Şiş kebap, şiş kebap. Oturun bakayım.
Sonuçta yengenler her gün yurt dışından gelen birini göremiyorlar. Canım benim, yurt dışından gelen insanı zaten herkes her gün göremez. Mantıksız dedin yani. Davut abi, Davut abi. Orada yaya geçidinden geçerken böyle yola atlayınca arabalar duruyormuş. Doğru mu? Doğru abicim de sana durmazlar. Aa anne, bana bak sen, sen bunu boş ver. Bunu yayalar düşünsün. Baba sana en güzel arabayı alır. Alırız ya, alırız ya. Allah Allah. Abi, paraya ihtiyacınız var mı? Yok, çok şükür yok. Abi bak doğruyu söyle. Sen söylemezsin. Paraya ihtiyacınız var mı yok mu? Yok oğlum, çok şükür idare ediyorum. Bak ben seni biliyorum. Sen saklarsın. Var mı yok mu paraya ihtiyacınız? Var lan. Hangimizin yok ki abi? Hangimizin yok ki ya? Bak bizim de inşaatta işler çok kötü biliyor musun? Allah'tan rapçi çocuklar var da ev alıyorlar sürekli. Ne alaka lan? Ya bu rapçi çocuklar zamanında analarına söz vermişler. Şarkılarda da diyor ya, anne sana ev alacağım, anne seni kiradan kurtaracağım falan. Sağ olsunlar hepsi alıyor şu an, takır takır alıyorlar. Vallahi benim oğlum da alır bana bir ev. Sonra araba da alır oğlum, değil mi oğlum? Sonra bir yazlık mesela. Sonra belki bir katamaran, bakarsın bir zeplin. Kız ne yapıyorsun, bir dur ya. Yoksa aşağı gidiyor, senin oğlan rapçi mi? Allah Allah, tıp okuyor çocuk. Güzellik merkezi mi açacak ya? Allah bizim güzellik merkezimize mi laf atıyorsun? Nesi varmış? Ne var yani? Allah Allah. Suç mu insanları güzelleştirmek? Hayır, keşke biraz da kendini güzelleştirseydin. Doğru diyorum. Ama neyse canım, terzi kendi sökünü dikemez diyebilir. Ne var lan? Ne var lan? Daha fazla börek var mı? Yok, yok. Tosun gibi oldun, yeme artık. Tosun mu? Ne yapıyorsun çocuğuma ya? Ya ama! Al çocuk bir... Kadın bir şey değil, bir şey oldu çocuğa. Bilerek yapıyor mu lan bu? Doktor yapmıyor. Allah Allah. Doktor! Doktor! Davut! Doktor! Doktor! Davut! Oğlum iyi mi? Davut ne yapacağız? Tamam amca, panik yapma. Tamam, panik yapmayın. Tamam, kimse herkes sakin olsun. Sakiniz. Kontrol bende. Tamam. Lan oğlum! Gözüm karardı. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Herkes iyi. İyi, iyi. Allah beni... Yeter! Allah'ın ruhu yok. Temlik, maniçeyi, ya manevra... Manevra, manevra, manevra. Ya. Yapamıyor ki, yapamıyor. Eller kavuşmuyor. Manevra. Bir şey yok. Manevra diyorsunuz ya. Evet, hep, hep birlikte yapalım. Hep beraber. Senin yediğin o böreğin ununun bir tohumu yarattı. Kurtuldu çocuğum Allah'ım. Oh, yeah, come on. Özüktüm oğlum, çocuktu abi. İyi misin? İyi misin? İyiyim. İyi olur. Tamam, ya var. Değil mi ya? Benim... Çok iyisin oğlum. Benim gözüm kararmış bir an. Şey, panik. Hani doktor olunca insan, şey... Oğlum, sen... Ya evet baba ya. Ben size yalan söyledim. Ben Oxford'da falan okumuyorum. Aa. Üstümde çok baskı vardı. Yalan söyledim işte. İyi misin diyecektim lan. Bir dakika. Sen şimdi Oxford'da okumuyor musun yani? Nerede okuyorsun sen oğlum? Harvard'da. Ha yeter lan, yeter. Yalan söyleyip durma lan. Yeter. John, konuşuyorsun kardeşim. Yürü lan, başlarım senin konuşmayı. Sabahtan beri yalan söylüyorsun lan bu insanlara. Yeter. Bu çocuk Harvard Marvard okumuyor. Çorum'da okuyor ya bu. Evet. Ben de yurt dışında John Mondir, ben de Sultanahmet'te örümcek adam satıyorum ya. Spider'lar 1 lira. Davut, doğru mu bu? Evet anne, doğru. Spider'lar 1 lira. Lan! Lan! Tamam. Tamam. Onu soruyorum ben. Tamam. Çorum'da mı okuyorsun sen? Evet anne, Çorum'da okuyorum. Yalana bak. Tamam, sağ ol. Otur. Yalan falan değil, vallahi Çorum'da okuyorum. Cici, onu mu diyorsun? Tamam. Ulan şerefsiz! Sen İngiltere'de tıp okuyorsun diye aylarca tonla para gönderdin ben sana. Ne kadar gönderiyordun abi? Ayda 950 lira. Oradan da mı anlamadın abi? Yani ailede hep zeka yok, hep para yok. Bak sen sus, kaçtı başını yiyorlarım ha. Sonuç ya. Neyse canım. Tıp, her yerde tıp. Ha. Olsun. Doğru. Sonuçta tıp oluyor oğlum. Hadi. Baba ben tıp okumuyorum. Mühendislik mi? Hayır. Avukatlık? Hayır. Öğretmenlik mi? Cık. Okuyor musun oğlum sen? Vallahi okuyorum baba. Çok da başarılıyım hatta. Ne okuyorsun oğlum? Hangi bölüm? Kabuklu yemiş ve leblebi kavuruculuğu.
şey isteyeyim. Bir daha söyle bakayım. Ne? Ben de bir kere söyleyebiliyorum. Ama çok başarılıyım. Gerçekten. Hatta 2 yıllık master yapacağım şan fıstığı üstüne. İnanılmaz. Yani şu an ben kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yani oğlum madem sen... Madem bunu istiyorsun, bizim seninle gurur duymayacağımızı mı düşündün? Söylesem duyar mıydınız? Duyar mıydık hanım? Duymazdık tabii. İç! Kavurcuk! Kavurcuk! Yes, come on, come on, come on! Eşit geldi. Sanki çok güzel hareketler, buçuk gibi. Değil mi? ÇG buçuk. Safa, ne diyorsun? Çok, yani ben arkada izledim. Bu skecin çok minik bir yerindeydi. O yüzden çok başarılı performanslar evet, vardı. Evet, evet. Çok güzeldi. Ben de çok beğendim. En sevdiğiniz şakayı sormak manevra isterim. Ne? Manevra. Manevra. Ha, şey, Hacıya manevra. Kişi Selena çağırır gibi. Ömer'in konuşmadan İngilizce konuşması nasıldı? Friday geliyor. Engin ve Ömer yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Nasılsın personel? Sağ ol. Rahat. Hazır ol. Evet arkadaşlar. Evet. Bugün, o gün. Maalesef etrafımız sarılı. Büyük taarruza sadece dakikalar kaldı. Bu savaşın kazananı baştan belli arkadaşlar. Fakat ne kadar az hasar alırsak o kadar iyi. Evet, son hazırlıklar için soruyorum. Post cihazları ne alemde? Cemile Can Yırt Kırıkkale, tezgahtar müdürüm. Post cihazlarının şarjları dolu. Yedekleri de mühimmat odasında hazır müdürüm. Güzel. Reyonlar? Tezgahtar Tuğba Yılmaz Ankara. Saldırıya dayanıklı hale getirildiler efendim. Harika. Güvenlik? Güvenlik personel Yasin Çan Muğla emret müdürüm. Yasin, buradaki en büyük, en kutsal görev sana düşüyor. Bilip durun gari. Bak, yakınlaşınca şive geldi. Sınırları sen koruyorsun, tamam mı? Bunların sayısı oldukça fazla. O yüzden akıllı hareket etmemiz lazım. Unutma, sen uyursan herkes ölüverip durur gari. Müdürüm, keşke bunu uzaktan söyleseydiniz. Çok haklısın, çok haklısın. Geç yerine, geç yerine. Tamam. Evet, kasiyer Engin. Engin Demircioğlu, Bursa emret müdürüm. Engin, 300-100. 77. Allah seni kahretmesin. Baktık ya. Böyle bir rezillik. Geç şuraya. Geç. Sen nakit alma, tamam mı? Sadece temassız çalışıyorsun. Emredersiniz. Sadece temassız. Arkadaşlar, hadi bakalım. Kazanız mübarek olsun. Ben yukarıdan sizi izliyor olacağım. Yukarıdan derken müdürüm? Erkek reyonundan. Orada kalabalık olmuyor. Tamam. Hadi bakalım. Göreyim sizi. Kaleyi içeriden sağlam bir şekilde koruyorsunuz. Tamam mı? Kaleyi koruyun. Bana da bir latte getir. Latteni de git kendin al be. Tamam müdürüm. Hadi bakalım, kolay gelsin. Hadi. Bilmiyorum. Neyse. Bana bak, şunu saklayayım da. Görmesin müşterileri, sonra ben alacağım. Aa tamam. Ben de hepsinin etiketlerini çıkardım. Ben alırım sana. 5 dakika açacağız. Herkes hazır olsun. Tamam. Şimdi bir kapıyı açayım da bir bakalım ne durumdalar. Tamam. Çizgiyi geçerseniz vallahi kameralar çekip durur. Yemin ederim tek tek indiririm size ha. Aç abi, gözünü seveyim aç. Salattan beni bekliyorsun lan. 5 dakika daha. Ya bunlar böyle çekilmez, ben kapatıyorum burayı. Kapat, kapat. Hayır, hayır. Yetiştim! Yetiştim! Yetiştim, kapatmayın! Yetiştim! 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 Sakin. Yetiştin. Evet. Tamam, yetiştin. Kaçırmadın. Kapatmayacağım. Yetiştin. Yetiştin.
yetiştin. Hepimiz anladık hepimiz. Tamam. Herkes anladı. Geldim aşkım, geldim, geldim. Merak etme, alacağım. Yeni aşkım. Geldi, bu duymamıştım. Neredesin? Yetiştim. Yetişmiş bir tane kadın burada. Geldim aşkım, alacağım o istediğin yavru ağzı ayakkabıları. Alamazsan gelme eve Ali. Almazsan gelme diyorsun yani. Tamam aşkım, öpüyorum çok. Tamam, sen kapat. Önce sen kapat. Ya olur mu öyle şey? Beyefendi, duyduk ya telefonun kapandığını. Allah Allah. Ya benim hanım biraz iletişime kapalı da ondan. Karacuma sırası burası mı? Evet. Ya burada bu kadar insan boşuna bekliyor olabilir mi beyefendi? Şu ayak kulağı niye kapatılmadı? Dur. Hayır. Ben lütfen, burası benim yerim arkadaşım. Hayır, beni dinle. Tamam. Kapılar açıldığı an ben ayakkabı reyonuna doğru koşuyorum. Tamam. Sen burada kalıp güvenliği püskürteceksin. Tamam. Her şey konuştuğumuz gibi, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Daha sonrasında sen kasaya doğru yönel. Oraya geçişimiz kolay olmayacak. Oraya gelene kadar sağ kalamayabiliriz. Allah yardımcımız olsun. Amin. 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 Bir saniye. Amin. Amin. Dur. Gel bakalım. Ne oldu abi? Ne yaptın lan sen burada? Ya babaannem küçükken hep derdi, amin denildiğinde hemen iki elinle yüzünü kavuşturacaksın derdi. Oradan kalma bir şey. Oğlum ben onu mu soruttum lan? Ne işin var senin burada? Mankenim abi, görmüyor musun? Nasıl ya? Sabah ben giydirdim seni, hiç ses etmedi. Ne bileyim, güzel giydirdin ama manken giydirdin. Ne oldu ya? Oğlum çık. Bak çık buradan. Hadi yürü. Ya bir dakika. Ha. İki parça bir şey alın. Hayır. İki, hayır, hayır. Aç susuz. Aa. Aa. Tamam tamam. Tamam bırak. Yürü. Yürü. Yok ya, öyle bir dünya yok. Bırakın. Bırakın lan. Göreceksin. Oh. Oh. Aa, kara cuma diye miydi o simsiyah konsept? Çok iyi. Allah akıl fikir etsin. Hadi abi. Arkadaşlar, bakın vakit geldi. Kapıyı açın. Herkes siperini alsın, hazır olsun. Hazır mısınız? Hazırız. 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 Gazamız mübarek olsun. Aç. Bismillah. Bunlar ya, bunlar beni çiğ çiğ ye. Ama ben de bir şey soracağım. Yavru ağzı ne renk? Beyefendi! Beyefendi! Aa, sen bayağı mevzunun başındasın kardeşim ya. Of, telefon da çekmiyor. Ne yapacağım ben ya? Beyefendi! Buyurun, bir ses geliyor diyorum. Senden yardım isterim. Ben sana sorumlu. Siz yetkili misiniz? Evet, ben burası ülkeye birincisiyim. Bana sorun. Çok iyi. Yavru ağzı ne renk? Şimdi kabın içinden koyu. Vişne çürüğünden 2,5'tan açık bir renk. Sağ olun, Allah razı olsun. Artık iki renk bilmiyorum. Ay tuttum! Ben duruyorum! Kız ben tuttum! Allah seni kahretmesin. Allah aşkına 40 numara bu, 40 numara. 1,5 metresin sen, nasıl giyeceğim bunu? Sana ne kız? Seneye de giymeyeceğim. Bu sene de giymeyeceğim. Hiçbir zaman giymeyeceğim ama olacağım. Benim, benim bu! Yapmayın. Yapmayın. Yakışıyorum koskoca kadınlar. Şş, yapmayın. Yapmayın. Şş, bunlar ayrıl. Bunlar ayrılmayacak. Su getirin bunlara. Bana bak. Ver dedim. Bana bak. Ayakkabıya ilk kim dokunduysa onundur. Ben dokundum. Ben dokundum. Hava atışıyla başlıyoruz. Son 1, 2, 3. Yani insan
İnsan bunu birbirine yapmaz. Ya. Yap bunlar ya. Bunlar benim çiçeği. Atma atma. Ya. Ben molaya çıkıyorum. Mola kalın. Beyefendi bu değil. Etiketi yok. Evet. Ya sizce de bu beni birazcık şişman göstermedi mi? Hanımefendi bu sizi şişman göstermemiş, bu sizi göstermemiş. Yok olmuşsunuz. O zaman alıyorum. Sen hediye bunu senelerce giyerim ben. Hanımefendi bir şey soracağım. Montunuz çok güzelmiş de ben de eşime almak istiyorum böyle bir şey. Ne kadar? Beyefendi mont 1000 TL. 1000 TL mi? Evet. Şimdi bak ben bu montu 1000 TL'ye aldım. Evet. Ben bunu en az 10 kere giyerim. Evet. Ben şimdi her dışarı çıktığımda bir kahve içiyorum. Eğer bu montu giydiğim gün kahve içmezsem bu bedavaya gelmiş oluyor. Nasıl ya? Nasıl ya? Neye göre bedava oluyor? Kız matematiğine göre. Kız matematiği ne ya? Bakın şimdi mesela bu çanta da bedava. Çok merak ettim. O nasıl bedava? Nakit aldım. Nakit aldığımız her şey bedavadır. Anladım. Anladım. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. İnşallah tedavi olursun. Ya inşallah. Güvenlik. Güvenlik. Güzel oldu. Güvenlik. Teyze Allah canını yamasın. Sen ne yaptın bak? Seni burada çok pis harcı alıyor. Yolun git sen. Sus, sus. Kaç şuradan. Braletlerini de onu göster bana. Bralet mi? Ne edeceksin kız bralete? Söyle bir. İyi gel. Üst katta yürü. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Fuşya'yı arıyorum hanımefendi. Ama bu şekilde olmaz. Şunu, siz sahip çıkın abi şunu. Evet. Ya beyefendi ama o değil, bu değil. Black Friday kardeşim ne var? Yok bu Black Friday diye değil, bu kasa. Bırakın ama olmaz bu kadar ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bırakın. Güvenlik. Güvenlik nerede? Bu ne, epilasyon aleti? Hayır. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Kadın dokuz doğurdu gördünüz mü ya? Ay ödemeyi kartla yapacağım. Kartla mı? Aha. Alayım. Şuradan alayım. Yetersiz bakiye. Bir daha bir denesek. Yetersiz bakiye. Bir daha bir deneyelim. Hanımefendi bakiyem bakiyem yetersiz yani. O zaman ben biraz etrafa bakiyem de geleyim. İyi ben de burada bekleyeyim. Arkadaşlar. Ha abi. Aşağıda bakayım. Ne durumdayız? Sence ne durumdayım? Bak sen buraya karışın. Ben sana beni alacak bunda. Denize bırak beni. Allah. Pardon. Bana kaçı olur? Yani o 450 lira ama kara cuma şeyiyle 443 liraya geliyor. Fiş almasam? Engin! Fiş almasak belgeden düşüyor mu? Artık onu yapamıyoruz. Anladım, ben de zaten beğenmedim. Pardon. Ama yani böyle olmaz ki ya. Arkadaşlar olmaz. Ne durumdayız? Nasıl gidiyor? Müdürüm çok kötü durumdayız. Herkes bakıyor bakıyor kimse bir şey almıyor. Allah Allah o kadar indirim o kadar şey. Kim alıyor ya bu ürünleri? Topla, topla, topla. Al. Onu da al. Ya bir şey söyleyeceğim. Size zaten her şey bedava değil mi? Bir de indirim mi kovalıyorsunuz? El gıcıklık, el para, el keyif, el nasır. El nasırsa bir şey diyemem. Alalım ürünleri. Nedir bu? O elbise, o eldiven. Evet. Hadi bakalım. Bu? Elleme. Elleme. Sen kimsin? El oğlu. Güzel. Alalım. Tamam, teşekkürler. O zaman elveda. Hadi bakalım. Buyurun. Elveda. Haydi gidelim. Nasıl gidelim? El ele. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Pardon, bunun moru var mı acaba? Beyefendi, elimizdeki mor zaten. Evet, hiç güzel olmamış. Bu sana olur mu? Yani olur. İyi, sen giy. Kolay gelsin. Ne oluyor? Aa, nereye gittin be? Ne oldu ya? Sen parasını vermemiş bunları, ötüyorum. Aa ne parası? Bunlar bedava değil mi? Ben bedava değil, parayla bunlar. Aa ben bu kadar kalabalık görünce bedava sandım.
Hadi kolay gelsin. İğrenç zaten. Sen ne beklettin burada sabahtan beri? Ya ben kara cumayı beğenmedim. Kapkara cumayı bekliyorum ya. Geç bekle geç. Birazdan gele geç. Aha. Benim kapkara cumam geldi. Ben kaçar. Nero? Aa, Ayşe? Hayri? Sen hani yeni ürünlere bakmak için Milano'ya gidiyordun? İndirimi görünce şey demiştir bu. İndirim Milano. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç yakıştıramadım sana. Ay ne alakası var ayol? Ben indirimdeki ürünlere bakıyorum ki indirimden alıp da hep işte olmayayım diye. Ha efendi, sizin indirimden ayırttığınız ürünler kasada ödeyebilirsiniz. Bakayım, hiç yakışmadı. Hanımefendi, sizin bakiyeniz yetersiz. Aa, kahretsin ya, o kadar da plan yapmıştım. Olsun hayatım, senin niyetin önemli. Senin niyetin güzel. Bir karınca varmış bir hikayede. Karınca aleve su götürüyormuş, bir damla su. Yoldan çevirmişler karıncayı. Ey karınca demişler. Nereye gidiyorsun diye sormuşlar. Karınca demiş ki ateşe gidiyorum. Ateşi söndüreceğim. Gülmüşler. Demişler ey karınca senin taşıdığın bir damla suyla o ateş söner mi? Ölürsün demişler. Yanarsın demişler. Karınca durmuş gülmüş. Ve demiş ki ölürsem öleyim. En azından safımız belli olsun demiş. Ya. Rabbim karıncanın niyetini kabul etsin. Amin. 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 Tamam. Evet. Tamam anladım. Evet işte ne kadar tuttu beyefendi? 165 lira. Al tatlım. Hanımefendi bu 5 euro yalnız. Tatlım bir saat bekle o artacak. Doğru. Bir saat de iyi. Bir saat de iyi. Teyze ne yaptın? Kefen mi aldın kendine? Aldım aldım da cebi yok. He aynen evet aynen öyle. Standart onlar. Tövbe estağfurullah ya. Hadi hadi. Değerli misafirlerimiz, kırmızı etiketli ürünlerimize bir %50 indirim daha gelmiştir. Arkadaşlar kendinize gelin ya. Bize yapılan bu algı operasyonu fark etmiyor musunuz? Ne oluyor ya burada? Beyefendi indirim diye bas bas bağırıyorsunuz. Fiyatlar geçen haftayla aynı. Olsun zam gelmemiş en azından ya. Neye seviniyor ya? Arkadaşlar görmüyor musunuz? Biz fakiriz ya. Fakiriz. Bunlar indirimli diye ucuz değil. Hala pahalı bunlar. Doğru söylüyor. Evet. Haklı. Doğru. Gerçekten çok haklı. Bırakmışım ben ya. Gerçekten çok doğru bir yere parmak bastı. Senin hakkın ödenmez. Evet. Ödenmez zaten. Bizi toplasan buradan 500 lira çıkmaz. Yok. Evet arkadaşlar gelin bu kapitalizme bir dur da biz diyelim ya. Dur! 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 Ben de istifa ediyorum. Ben de ediyorum. Hadi bakalım. Ben beğenmedim zaten. Dur bakayım. Sana hiç yakıştıramadım. Ne alakası var ya? Konu nasıl beni geldi yani? Hazır istifa etmişken son şu ayırdığımı alayım da şey oldu. Hanımefendi, bu hangi renk? Mavi. Yavru ağzı. Değil. Değil. Ne Hayır. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. O zaman zil yazarımızı zile doğru. Yazarlarım. Adadım Engin ve Ömer.
Sevgili izleyenler, bir haftanın daha sonuna geldik. Yüzlerde güzel birer tebessüm, akıllarda keyifli bir hatıra bırakabildiysek ne mutlu bize. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Alkışların en büyüğü size ve BKM Mutfak ekibine. Bakın, dur. Arkadaşlar. Yeter, ne soru sordun ya? He de geç işte. Sormadım, sormadım. Değil mi? Sormadım, kalan. Sen nereye geçeceksin? Türkiye'ye hasretle, değil mi Anadolu'nun? Bu kim lan? Bak, geçeceksin. Geç. Anadolu mu? Ha, yakışıklı dediğinize göre ben olabilir miyim? Ne olur?